Şimdi görebiliyor musunuz? Hocam istersen sen böyle gel biraz şuraya doğru, siz oraya doğru. Şu an çok detaya girmenize gerek yok. Ben bir genel anlatacağım olayı. Ondan sonra açacağız. İnşallah çalışacak. İnşallah'tan kastımız şu, işte Aral Üniversitesi'ne gittim, Eskişehir'e, Osman Gazi'ye, çeşitli yerlere. O setlerden var orada. Şu kombinasyon Aral'de var. Ama mesela Eskişehir'de tek şu tek başına var. Başka bir yerde Fort Otosan'da var bunun değişik bir versiyonu. Problemler oluyor. Yani bir türlü oradan bir senaryo yapıyoruz. Çalışmıyor. Bir şey çalışıyor kendi kendine. İstediğimiz şey olmuyor. Bakıyoruz bir yerlerden işte bir sensör dönmüş. İşte bir yerde bir şey takılı kalmış. Böyle bir şey çıkabilir. Yani bu da taşındığınız için buraya bir yerlerde problem çıkma ihtimali yüksek. Ama CNC eğitiminde de ben onu yaptım. Pazartesiden beri katılanlara için söylüyorum. Teorik bilgiyi verip, genel olarak bütün donanımı tanıtıp, manuelleri de gösterip, manuelleri de tanıttım. Daha göstereceğim şeyler de var. Ondan sonra girdik. Problemler de çıktı zaten. Burada da çıktı, yanda da çıktı. Ama genel konsepti aldılar. Sonra biz gittikten sonra burada meraklı arkadaş burada oturup, oradaki manueller üzerinden o problemle boğuşup çözebilir yani olayı. Dışarıya harici çözdüremezlerse. Burada da aynısı geçerli. Umarım sorunsuz çalışır. Şimdi öncelikle şu sistemi bir tanıtayım ben size. Bu sistem ne? Şimdi arkadaşlar normalde şu an gördüğünüz bu yapının 3 ayrı sistemden oluşuyor. Birbirinden bağımsız. Sizin bu üniversiteye bir şey yapılmış. Lego gibi üçlü bir kombinasyon yapılıp ayrı ayrı programlanmış. Normalde CNC'yi ve robotu görmezseniz, buna hiç bakmazsanız, bakmayın hiç buraya. Şu önümde gördüğünüz sistem, bu masaya da bakmayın. Şu Festo'nun MPS 203i40 diye geçen Endüstri 4.0 eğitim seti. Bu da onun yeni versiyonu var, yeni versiyonu değil. Bir önceki eski versiyonu. Fark ne derseniz, şu giriş kısmı biraz daha uzun sadece. Yeri gelince o detayı anlatırım. Bir şey değişiyor mu sizin için? Hiçbir şey değişmiyor. Aynı fonksiyonları yerine getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle şurayı anlatacağım. Yani siz bunu bu taraftan bağımsız söküp buradan ayırıp bağımsız da kullanabilirsiniz. Normalde bağımsız kullanan yer çoklukta zaten. Bu şekilde entegrasyon yapan yer daha az. Bu ayrı bir Endüstri 4.0 eğitim seti. Şu. Şu ortada gördüğünüz KUKA robot. Robot KUKA olmasına rağmen altındaki masasıyla beraber bu da bir Robot ve Robot Assembly Station diye geçen robot montaj istasyonu. Bu da Festo'nun bir seti. KUKA robot olmak zorunda değil. Eski versiyonları var bunların. Eskilerinde Mitsubishi'nin işte RV2AC, RV4S gibi modelleri var. İşte Almanya'da 2012'de aldığım bir eğitimde benzer istasyonlara ABB'nin robotlarını koymuşlardı. Avustralya'ya yolluyorlardı. Oradakiler o robottan istemiş. Yani böyle entegrasyon yapılabiliyor. Ama Türkiye'de artık Festo özelinde Mitsubishi ya da başka markayla uğraşmıyorlar. Partnerlik var. Bütün sistemlere KUKA robotu entegre ediyorlar. Yani dolayısıyla bu sistemden bağımsız bir şekilde şu gördüğünüz kısım robot montaj istasyonu. Bunu da siz buradan ayırıp üzerindeki komponentlerle gelen parçalarla senaryolar gerçekleştirebiliyorsunuz. Tamamen oradan bağımsız alıyorsunuz, programlıyorsunuz. Bir montaj yaptırıyorsunuz. İşte şuradan gelen yayı koy, içine mili koy, kapak kapat ya da başka bir şey gibi robotu programlayıp buradakilerle programlayabiliyorsunuz ve çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da ayrı bir set. Şu tarafa geldiğimiz zaman EMCO, Avusturya malı bir CNC üreticisi firma ama Festo ile eğitim setlerinde bir entegrasyon anlaşması var. Gördüğümüz eğitim amaçlı bir dik işleme merkezi, talaşlı imalat yapan, eksiltmeli imalat yapan bir CNC tezgahı. Bu da ayrı alınabileceği gibi Festo'nun setleriyle entegre de alınabiliyor. Bu kendisi bir CNC tezgahı. CNC tezgahını kontrol eden endüstriyel CNC'lerde CNC'nin üzerinde oluyor bunun kontrolörü. Bu eğitim amaçlı olduğu için ayrı yapılmış. Ne yapılmış? Bunu kontrol eden ayrı bir bilgisayar bağlanmış. Bilgisayarın üzerine CNC kontrolörü de bağlanmış ama yazılımı bunun içine yüklenmiş. Şimdi ben kendim Japon kökenli Fanuc kontrolör kullanıyorum. Siemens'in de sinümerik kontrolörleri var. Birçok okulda bunun ikisi birden alınabiliyor. Sizin burada sinümerik alınmış sadece. Burada Siemens'in CNC kontrolör yazılımı var içinde. WinNC diye, Windows Numerical Controller diye sinümerik Siemens kontrolör var. Dolayısıyla siz tamamen bu sistemden bağımsız bir şekilde burada CNC tezgahını açıp, yazılımı da açıp
bayağı talaşlı imalat için programlar yazıp burada imalat yapabilirsiniz. Bu sistemle hiç alakası yok. Zaten yan tarafta CAD/CAM laboratuvarında şunun bağımsızı alınmış. Bir tane var orada. Bunun bir de tornası var orada. Farkı ne? Yan taraftakinin kapağı manuel. Mengenesi manuel elle bağlıyorsunuz. Bunun kapağı manuel değil, otomatik. Mengenesi otomatik. Neden? Çünkü bunlar bu tezgahı alırken seçebileceğiniz opsiyonlar. Burada o opsiyon seçilmiş. Niye? Çünkü burada bu tezgahı robotla entegre etmek istemişler. Dolayısıyla robotun geldiği zaman kapağın otomatik açılması, parça bağlayacağı zaman mengenenin otomatik açılıp kapanması için böyle bir yapı olması lazım. Dolayısıyla burada da üst opsiyonlar seçilmiş bir CNC tezgahı var. Gördüğünüz gibi tamamen bağımsız, bağımsız, bağımsız. Eğer burada hani yetkin birileri olursa bunlarla uğraşacağım diyecek olan, hani aman dokunmayayım ben buna bozulmasın yerine yedeğini alayım, içindeki yazılımların backuplarını alayım, tık 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 sökeyim, bununla ayrı senaryolar yapayım, bununla ayrı senaryo yapayım, bununla ayrı senaryo yapayım. Ama bu şekilde çalıştırmak istediğim zaman işte endüstri mühendisi akademisyenlerimizin kullanmayı tasarladıkları gibi, çünkü sizi o kısmı daha çok ilgilendiriyor, bunları birleştirip genel bütünleşik bir esnek imalat senaryosuna da gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla sistem böyle. Ön tarafa geldiğimiz zaman, şimdi çok detaylı anlatacağım bunları ama hiç buraya girmediğimiz zaman, bu şu Endüstri 4.0 setine baktığımız zaman aslında bu da burada anlattığım gibi Lego gibi birleştirdik ya. Tek başına kendi içerisinde bu da Lego gibi birleştirilen bir eğitim setinin birleştirilip, monte edilip, birbirine entegre edilip yeni bir set ortaya çıkarılmış hali. Dikkat ederseniz büyük gözükmesine rağmen, böyle ayrı büyük gözükmesine rağmen 3 ayrı istasyondan oluşuyor. Şuradan ayrılıyor. Zaten önlerindeki kontrol panellerinden de belli. Farklı firmalarda da var bu tarz yaklaşımlar ama Festo'nun MPS sistemleri çok uzun zamandır kullanılan yaygın modüler otomasyon sistemleridir. Bu sistemlerin her birine ayrı ayrı bakarsak, tek bu, bunlara MPS sistemleri diyoruz biz. Modüler Production Systems. Modüler imalat sistemleri, modüler işte montaj bir fabrikadaki sistemlerin, senaryoların gerçekleştirildiği deney setleri. Çok eskiden beri var. Benim kendi laboratuvarımda da yaklaşık 14 yıldır var. Ama 20 sene öncesinde bile vardı bu MPS setleri. Gitgide geliştirdiler, geliştirdiler, geliştirdiler. Burada da aslında yapılan, Endüstri 4.0 setinde yapılan şu. Festo'nun eskiden beri kullanmakta olduğu MPS setlerini alıp, bu MPS setlerine Endüstri 4.0 ile alakalı yeni teknolojileri entegre edip, belli bir senaryoda birleştirip, bu senaryonun üzerine alt seviye programlama değil, daha üst seviye otomasyon piramidinde, daha üst seviyede bir yazılımdan bu sistemin kontrol edildiği, aynı zamanda sistemin izlenebildiği bir senaryo oluşturabileceğiniz donanım ve yazılımların eklenmiş hali. Bunu ekleyince, yani eski sistemde böyle bir revizyon gerçekleştirince ortaya Endüstri 4.0 seti diye bir şey çıkmış. Konstrüksiyon yoksa aynı. Nedir konstrüksiyon? Burada 3 tanesi var. 3 tanesi. Ama Festo'nun MPS setlerinde benim kendi laboratuvarımda 1, 2, 3, 4, 5 ayrı var. Mesela şunun aynısı var bende. Aynısı var. Ne yok? Benim sette şu yok. Geri kalanlar var. Şunun başka bir versiyonu var. Bundan yok. Bunun başka böyle bir dönelinden var. Ama hiçbir setimin üzerinde şu sarı kablolu olanlardan yok. Bunlar işte buraya yeni entegre edilmiş setler. Sonra hiçbir setimin üzerinde benim, şuralarda birazdan yaklaşınca göreceksiniz, QR kodlar falan var. Onlar yok. Burada bir şey daha olması lazım normalde. Burada yok, set alındığı zaman yok muydu bilmiyorum ama bunun yeni versiyonlarında bir de burada arttırılmış gerçeklikle, bunun üzerinde diyelim parçanız yok ama holografik olarak görmek istiyorsunuz. Onun için Festo'nun bir uygulaması var. O uygulamayı kameraya tutuyorsunuz bununla. İşte o zaman onun üzerinde bir şeyler çıkıyor. Onun için şuralarda böyle kartondan yapılmış bir aparatlar var. O sonradan da eklenebilir. Bir önemli bir şey değil, para tutan bir şey değil. O yok burada. O da, onu da eklemişler. Dolayısıyla sistemin eski sisteme göre izlenebilirliği daha fazla ve üst seviye programlardan kontrol edilebilirliği daha fazla. Artı bu tarz sistemlerle entegrasyonu çok çok daha üst seviye entegrasyon. Durum bu. Mesela bunların isimleri var. Şu gördüğünüz istasyonun adı, şurada 3 tane kızak var. Gelen parçaları ayırıyor. MPS sorting diye geçen sistem. Endüstride de bu sorting. Mesela bende bunun bir tane büyüğü var. Gelen parçaları kartezyen bir robot alıp
matris sisteminde stokluyor yukarı. Çağırdığın zaman da gidip stoktan alıyor. Sabah konuşmuştuk ASRS. Otomatik işte Storage and Retrieval System. Otomatik depolama ve geri alma sistemi. Bunların öyle olanları da var yeni versiyonlarda, daha akıllı. Dolayısıyla mesela ASRS var bende ama şu ortadaki kısım yok. Siz de burada olanları söyleyeyim. Burada gelen parçaları dağıtan bir magazin ünitesi var. Magazin. Bu arada şunun için ayrı parçanız da olması lazım şöyle. Şöyle bir şey daha, bir tane daha olması lazım. Bir yerden şundan bir tane daha çıkması gerekiyor hocam, Melik hocam. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Buraya koyalım şimdilik. Magazin, gelen ham madde iş parçalarını sisteme veren kısım burası. Magazin kısmı. Ortadaki kısım, şu kısım, iş parçalarına kapak montajı yapan kısım. Mounting Station diye geçen istasyon. Şu kısımda ayırdığınız iş parçaları sorting diye ayıran, burada yazılmamış ama normalde biz bunu bu sette yaparken işte National, International Distribution diye ayırıyoruz. Şurası da hatalı parça gelirse fault diye ayrılıyor. Ya da kafanıza göre senaryo yapabilirsiniz. Burası sorting kısmı. Bu tek başına böyle bir istasyon, sistem. Ha, bunu robotla entegre etmişler. Ona bakacağız. O şekilde çalıştırabilirsiniz. Ama robot eğitimi almadığınızda ben de vermeyeceğim. Şu tarafa çok bulaşmayabiliriz. Bir çalıştırmayı deneyeceğim. Ama normalde işimiz burada. Şimdi peki bu sisteme bir bakalım. Sistemi bir tanıtayım size alttan. Yanımda bir seyyar tahta olsa iyi olurdu ama hepinizin gözünüzde canlandırabileceğini düşünüyorum. Otomasyon piramidi dediğimiz piramidi ben dün kısaca değindim ama böyle bir şeyden haberdar olan, bunu konuşan, inceleyen literatürde öyle bir otomasyon piramidinden, çünkü ERP ile falan uğraşıyorsunuz ya siz. Belki aşağılara da orada inmişsinizdir. ERP tepede. Tepede. Bilmiyorsunuz. Tamam. Çünkü gayet normal. Ben elektronikçiyim aslında. Elektrik elektronikçiler, makinacılar o piramidin tabanlarında uğraşır. Yani bu setlerin altta gördüğünüz kutu PLC oralarla, şu kablolarla, sensörlerle, onlarla uğraşır. Bir tık üste çıkarsan PLC robotla uğraşırsın. Bir tık üste çıkarsan SCADA yazılım olarak. Bir tık üste çıkarsanız burada olacak MES yazılımı var. MES yazılımlarıyla uğraşıyor musunuz? MES. MES. ERP'nin bir altı otomasyon piramidi. Evet. Manufacturing Execution System. İmalat yürütme sistemi. Onun tepesinde de, en tepede, piramidin tepesinde ERP var. İşte endüstri mühendisi gibi branşlar ya da ne bileyim daha fazla soft skill gerektiren branşlar o piramidin üstleriyle MES ve ERP ile uğraşır. Daha böyle hard skill gerektiren bizim gibi branşlarda piramidin altıyla uğraşır. Piramidin altı işte bu sensörler, motorlar. Bunu programlayacaksan PLC, robot, en babası SCADA. SCADA yok burada. Onun üstü bunlar. Dolayısıyla alt kısımlara hakim olmadığınız için hemen oraları size anlatayım. Otomasyon piramidini söylemiş oldum böylelikle. Bir endüstriyi gözünüze canlandırdığınız zaman bir üçgen düşünüyorsunuz. Tabanda SI interface diyelim biz buna ya da AI. Aktüatör SI diye geçiyor. Aktüatör sensör interface. Yani sizin sistemde, herhangi bir sistemde ilk yapacağınız iş, bir şey yapacaksınız ya, otomatik yapacaksınız, tepeden kontrol edeceksiniz falan. Bir yerlerden data toplamak olmalı, veri toplamak. Veri toplayacaksın, o veri topladıktan sonra bir iş yapacaksın. Bir yerlerde bir sinyal yollayacaksın ki bir şey gitsin, bir şeyi itsin, çeksin, döndürsün, rotasyonel hareket yapsın, lift yapsın. Sahada bu değil midir? Yani bütün fabrikalarda gitti, herhangi bir yere gittiğiniz zaman bütün yapılan iş döndürme, kaldırma, indirme, çekme, itme. İşte onu yapan elemanlar, aktüatörler. Nedir o aktüatör? Elektrik için konuşuyorsak bir elektrik motoru. Lineer aktüatör dediğimiz doğrusal çalışan bir, elektrikle çalışan bir iş yapan eleman. Pnömatikten bahsediyorsak ki burada pnömatik basınçlı havayla çalışan bir sürü sistem var. Son iş elemanı bir silindirdir ya da sahada piston diye söylüyorlar. İleri gider, geri gelir ve onu kontrol eden son yön kontrol valfi. Sinyal yollarsınız, konum değiştirir, havayı yönlendirir, tık diye silindir hareket eder. Pneumatik için bunlar, hidrolik için hidrolik silindirler, hidromotorlar ve hidrolik valfler. Bunlardır sahada aktüatörler. Şimdi otomasyon piramidinin tabanında bunlar var arkadaşlar. Sensörler, yani algılayıcılar ve iş yapan elemanlar. Şimdi bu sistemde bir kere piramidin tabanı var. Yani bir elektrikçi, mekanikçi, teknisyense, mühendisse bile tabanda uğraşıyorsa bunlarla uğraşır. Bilmez ERP'yi, SAP'yi falan filan, onlarla uğraşmaz. Daha tepeden bakamaz. Neye bakar? Bu sistemde şunlar var. Tek tek daha sonra detaylı anlatacağım ama sistemin üzerinde, bu sistemin otomatik çalışması için sensör dolu.
sensör. Şu gördüğünüz küçük kablolar fiber optik sensörler. Sensörün kendisi burada fiber optik kabloyla buraya taşınmış. 3 çeşit fiber optik sensör var. İşte true beam sensör, retro reflektif sensör, diffuse optik sensör. Bunların biri bariyer oluşturuyor karşılıklı. Araya cisim girince algılıyor. Biri retro reflektif reflektörden yansıyor. Araya cisim girince algılıyor. Biri de ortama ışık salıyor. Bir cisim girdiği zaman onu algılıyor. Mesela böyle sensör dolu bunun üstü. Bir sürü var. O kadar çok var ki göstereceğim daha sonra. Sonra diyelim ki sadece metal algılayacaksınız. Tek derdiniz metal algılama. Niye anlatıyorum bunu? Çünkü şu gördüğünüz parça metal değil, plastik ama metal kaplama. Bu sistemde otomatik olarak diğerlerini algılamasın, sadece bunu algılasın diye bir senaryo yaptığımız zaman bunun algılanması için şurada bir sensör var. Bu sensör indüktif sensör seçilmiş. İndüktif sensör sadece ve sadece metalleri algılar. Başka bir şey algılamaz. Böyle biraz daha anlatmaya devam edeceğim. Sıkılırsanız söyleyin. Ama dediğim gibi piramidin tabanında bunlarla uğraşıyor insanlar. Gidip onlara Endüstri 4.0, işte ERP, SAP üstten bir şeyler dediğiniz zaman çok ciddiye almaz. Çünkü diyor ki ben bu işin şeyi bu. Evet gerçekten bu ama bir holistikle bakmak lazım bunlara. Şimdi sensör dolu, sensör dolu. Şu ana kadar anlattıklarım fiber optik sensör, indüktif sensör, kapasitif sensör. Kapasitif sensör var mı burada bilmiyorum, bakmak lazım. Kapasitif sensör de her türlü cismi algılar. Kauçuk, plastik, metal, elinizi koyduğunuz transparan malzemeler. Mesela şeylerde sıkıntı, fiber optik sensörlerde transparan malzemede sıkıntı olabilir. Çünkü içinden geçer. Tabii yansıtmadığı için retraction olabilir. O gibi durumlarda kapasitif sensör kullanıyoruz. Ama kapasitif sensörün de özel amaçları var. Girmeyelim şimdi. Buralarda var. Sonra manyetik sensör dediğimiz sensörler var. Sadece ve sadece manyetik sensör mıknatısı algılar. Başka hiçbir şeyi algılamaz. Burada manyetik sensörler var. Nerede var? Şurada iş parçalarını buraya iten bir silindir var. Silindirin üstünde iki tane manyetik sensör var. Silindirin içindeki pistona bir permanent magnet, kalıcı mıknatıs gömülmüş. Silindir hareket ettikçe onun pozisyonunu algılayan manyetik sensör. Yani dışındaki metali algılamıyor. Sağdaki soldaki materyali algılamıyor. Önünden geçen metalin altındaki mıknatısı algılıyor. Ne yapıyor bize? Data vermiş oluyor. Biz de buradan bakıyoruz, ona göre senaryo gerçekleştiriyoruz. Çoğaltabilirim. Ultrasonik sensörler gibi sensörler var ama girmeyeyim. Bu sensörlerin hepsi konvansiyonel standart proximity mesafe sensörleri. Şimdi bu sisteme ne entegre edilmiş? Endüstri 4.0 bağlamında. Şu gördüğünüz sarı kablolu şunlar. Bunlar değerli arkadaşlar RFID sensörleri için read-write kafaları. Yani okuma yazma kafaları. RFID sensör diye bir şey var. Şimdi Endüstri 4.0'ı konuşunca o yeni çıkmış gibi diyoruz ama 30-40 yıllık bir geçmişi var. Ama büyük büyük RFID sensörleri vardı. Şimdi ne yapmışlar? Elimde siyah bir iş parçası görüyorsunuz. İş parçasının içi daha doğrusu bu. Bunun ortasında gördüğünüz şu sarı çeperli kısmın içinde şeffaf bölgede içinde bir karıncadan küçük, toplu iğneden biraz büyük siyah bir şey var. Kısım var. Bu işte RFID sensör. Aslında bir çip bu. RFID sensör dediğimiz. Ama çipleri biz ne yapıyoruz? Elden ele gezdirebilirsiniz bu arada. Beslememiz lazım değil mi? Normalde herhangi bir yerde çip dediğiniz bir elektronik cihaz. Sabah da bahsettim. Silisyum, germanyum, valans elektronları nelere nelere girdik hocam. Kaçırdınız siz yani tabii. Son yörüngedeki elektronlar oralara bile girdik yani. Şimdi bunlar evet standart teoriye girebiliriz. Normalde bu yarı iletkenler, yarı iletkendir bu. Bu yarı iletken. Aktif elemanlar. Aktif eleman şu demek. Bunu bir yerde kullanacaksın okey. Ama sen bunu kullanman için beslemen lazım. Yani bir yerden gerilim vermen lazım. Artı 24 volt, 0 volt vereceksin. Ondan sonra bir şeyi gördü mü ona göre çalıştıracaksın okey. Ama o zaman batarya gerekiyor. Yanından bir şeyler gerekiyor. Böyle küçücük küçültemezsin. Ya da küçülttün diyelim. Sattığın, dışarıya sattığın bir malzemenin içine gömemezsin. Gömüp ne yapacaksın? Bir de pil mi gömeceksin oraya? İşte kalp pili falan diyorlar ya, oralarda bir pil mevzuları var. Onun gibi gerçekten aktif, çünkü kalp pili dediğimiz şey aktif bir cihaz. Tıp elektroniğine de girdik bu arada. Tıp elektroniğine de çalışmıştım bir yerde. Biyomedikal enstrümantasyon bir YouTube'da. Neyse girmeyelim oralara. Aktif cihazlar bunlar. Besleme gerektiriyor. RFID'nin bize sağladığı şu. RFID, RFID. Radyo frekans identification. Radyo frekansla tanımlama. Bunlar pasif çipler. Pasif çip ne demek? Şu an bu pasif. Ama bir beslemeye ihtiyaç duymuyor. Üzerine bunun bir elektromanyetik alan
yolladığınız zaman sinyal o elektromanyetik alanla anlık olarak enerjileniyor. Ve o elektromanyetik dalganın içerisine sizin kodlayarak yolladığınız hem besleme hem de bilgi sinyali var. Bilgi, data var. O data ne? İşte diyelim ki sen kırmızısın, yurt dışına git, kapaklı ol. Bu kadar, basit bir bilgi. Bu bilgiyi yollayabiliyorsunuz bununla o elektromanyetik dalganın içerisinde. Elektromanyetik dalga buna geldiği anda bu enerjileniyor, besleme almış oluyor. Sanki dışarıdan 24 volt bağlamış. Aynı zamanda onun içindeki datayı da çekiyor, üstüne yazmış oluyorsunuz. Ondan sonra o elektromanyetik dalganın sürekli buna gelmesine gerek yok. Çekildi, içine yazıldı, okey. İçine yazdık. Unique bir değer, string kod yazdık. Gidiyor, devam ediyor. Okey, devam etti. Bir yerlerde bunun okunması lazım. Okuma kafası bir yerde geldiği zaman o okuma kafası da buna elektromanyetik alan yolluyor, enerjileniyor ama bu sefer oradaki datayı çekiyor. Ne yazıyor bunda diye. Şimdi bu çok büyük kolaylık çünkü besleme kaynağı ihtiyacı olmadığı için şu çipleri her yere biz yerleştirebiliyoruz. Zaten 10 sene önceye kadar dıt 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 muhabbeti yoktu. Şimdi bütün kartlarımız, her şeyimiz, bina girişleri böyle. İşte hepsinde RFID çipler var. RFID çip olduğu için sizinle ilgili bir sürü bilgiyi ona yazabiliyorlar. HGS, kimlik kartları, pasaportlar, hepsinin içinde bunlardan var. Bunlardan var. Dolayısıyla bu sisteme normal MPS sistemleri dışında, çünkü ben size dedim ya Endüstri 4.0'ı doğru tanımlamak lazım. Sabah bunun tartışmasını yaptık. Bundan daha büyük, daha yanar döner sistemleri görüp o Endüstri 4.0 diyorlar. Benim laboratuvarımı gerçekten görseniz buradan daha havalı. Daha büyük. Ama Endüstri 4.0 değil. Şundan entegre etmemişler. Bundan yok bende. Bundan yok. Maalesef yani. Hep alt seviyeyle. Yani piramidin tabanıyla uğraşıyoruz. Sensör, aktüatör, bir üstü PLC, robot. Üste çıkamıyorum. Yani dolayısıyla daha çok teknisyen, tekniker ve mühendislik açısından sahadaki bakımcı ve imalatla uğraşan insanlara hitap ediyor. Size çok hitap etmiyor. Burası ediyor ama. Burası ediyor endüstri mühendisliğine. Dolayısıyla sistemde bunların okunabilmesi için hoş geldiniz ama tam ortada geldiniz inşallah. Videolar izlersiniz sonradan hocam. Dediğim gibi sisteme bunu entegre etmeleri bile çok büyük şeyi değiştiriyor şu anda. Dolayısıyla sistemdeki bizim bu iş parçalarının içerisine bunları gömdüğümüz anda burada bir şeyler yapacağız birazdan. Şunun senaryosunu yapıyoruz. Ya arkadaş, burası ayakkabı fabrikası. Okey. Ayakkabıyı daha imal etmeden kauçuğunun içerisine imalat aşamasında ben çipi gömdüm. Ondan sonra bakmadım artık. Ben onu da imalat aşamasında takip edebiliyorum. Kim? Ben dedim kim? Üretimle uğraşan mühendis. Sağdaki kişi, yönetici, siparişi veren customer. 1000 kilometre mesafeden girip, benim ayakkabının tabanındaki kauçuk bak şimdi geliyor. Nereden geliyor? Tedarikçiden geliyor. Çok mu lazım ona? Değil ama belki bunun talebi de olur ileride. Şu anda hepsi burada gibi yerlerden sipariş vermeye alıştık. Sürekli kargo bilgisinin gelmesine alıştık. Kargonuz çıktı, şimdi eve geliyoruz, evde misinize alıştık. Bunu sağlamayan yerlerden artık yapmıyoruz alışveriş. Dolayısıyla endüstriyel imalatta da zaman içerisinde bu oturduğu zaman bunu sağlamayan işletmeler elenebilir. Her sektörde olmasa da. Dolayısıyla böyle bir şey sunuyor bize bu. Peki arkadaşlar, normal burada bir sürü aktüatör, yani iş yapan eleman, mesela iş yapan elemandan kastım şu. Şurası kapanacak, buraya bir şey düşecek. Ve bunun kapanması için burada bir elektrik motoru var. Bu bir aktüatördür. Aktüatör. Buradaki parçayı bu ileri itecek. Bunun ileri gitmesi için, şöyle gitmesi için burada bir silindirimiz var. Bu bir aktüatördür, iş yapan elemandır. Buradaki konveyör dönecek. Siz bunun eğitimini de vereceksiniz öğrencilere. Konveyörü göstereceksiniz. Konveyörün dönmesini sağlayan altta şu gördüğünüz DC elektrik motoru, arabaların silecek camlarındaki motorlarla aynıdır. Düz DC bir elektrik motorudur. Bu o bir aktüatör. İş yapan elemanların tamamı aktüatör. Data çeken elemanların hepsi ise algılayıcıdır, sensördür. İlla yanar döner bir sensör olması gerekmiyor. Bir yerdeki bir limit switch, bir şey gelip bir yere dayanır. Der ki kapı kapalı, buraya geldik. Bunların hepsi sensördür. Sensör, aktüatörle ilgili derdimiz yok. Şu kompleks yapıları anlatmıyorum, kafanız karışmasın. Pneumatik sistemler işte, bu vantuzlu bir sistem var burada. Şurada bir Venturi prensibine göre çalışan vakum jeneratörü var. Buraya enerji geldiği zaman içindeki alanı daraltıp burada vakum yaratıyor. Gelip parçanın kapağını alıyor bu. Merakın olanlara, yani eğitim bittikten sonra özel merakı olanlara o detayları da anlatırım.
şu an endüstri mühendislerini ve yazılım mühendislerini baymayalım. Hatta belki bayılmaya başlamışsınızdır bile hocam. Bilmiyorum ama nasıl konsantrasyon? İyi mi? Tamam. Çok teknik detaya girmeden yapamıyorum ben konuşurken de. Yaparım da yani yapmak istemiyorum. Böyle rahat ediyorum. Söyleyin yani çok sıkılırsanız iletin. Dolayısıyla sistemde algılayıcı ve iş elemanı dolu. Dediğim gibi RFID sensörler, sensörler iş parçalarına, okuyucu ve yazıcı kafalar da sisteme eklenmiş. Bakın bu bir kere konvansiyonel bir değişiklik. Neden? Sabah tartıştık bunu. Normalde siz herhangi bir sistemde sistemdeki imalatı proses olarak takip edebilirsiniz. Sistem ne durumda? Ya da ürünü takip edebilirsin. Ürün ne durumda diye. Şimdi ürün takibini sisteme yerleştirdiğin sensörler üzerinden yaparsın. Zaten böyle yapılıyor. Şurada bir sensör, burada bir sensör. Zaten var bakın burada. Geldi, geldi. Bunu bir yazılıma bağladın. Yazılımdan görebiliyorsun. Evet şimdi bakın dördüncü istasyonu geçti. Kapağı takılıyor şu an diye görebilirsin. Ama burada o yöntemde siz sisteme bağlısınız. Gerçekten aslında sistemi takip ediyorsunuz. Parçayı değil. Parça oradan geçtikçe diyorsun burada. Ben arada elimi sokarsam kandırabilirim yani sistemi. Ama burada gerçekten parçayı takip ediyorsunuz. İçinde çip var. Çipe başta yazıyor bu. Ve unik bir kod. Hani yandan başka bir çip sokayım falan filan değil. İçindeki yani aynen şey gibi. Sizin kartınızda buradan girdiniz. Sizin kartınızda çok benziyor. Bir deneyelim bakalım mı benziyor. Yapamazsınız yani. Tamamen sizin üniversitedeki kullandığınız kartlar ya da işte kredi kartlarınız nasıl unikse buradaki olay da aynı. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Endüstri mühendisi olarak bunun getirilerini siz arkadaşlar yorumlayın ileride. Bu tarz prosesleri ürün odaklı takip yapıyorsunuz. Dolayısıyla ürün odaklı optimizasyon yapmak istediğiniz zaman mükemmel veri toplama imkanı sağlıyor size bu. Ve precise veri yani. Kandırılmış buradan gelen, buradaki sensörün vasıtasıyla yanıltılmış, bulanık bir veri değil. Dolayısıyla şöyle basit bir eleman ekleyerek bile Endüstri 4.0 seti yapmışız. Peki, bu sette fark olarak ne var? Bu setlerin tamamında biz Feston normal setlerinde bunları programlıyoruz. Nasıl programlıyoruz? PLC dediğimiz programlanabilir lojik kontrolörlerle programlıyoruz. Endüstriyel bilgisayar. Şöyle bir kutu. İnputları buradaki bütün altta var. Buradaki bütün inputları bağlıyorsunuz. Onun giriş çıkışları var. Bilgisayardan bir farkı yok. İçinde RAM'i ROM'u var. Hafızası var ama endüstriyel cihaz. Elektromanyetik yayılıma, kire toza, çeşitli distorsiyona dayalı, dayanımlı. Uzun süre gidecek endüstriyel cihazlar. Özel üretilmiş. İnputları, outputları bağlıyorsunuz. Şunlar vasıtasıyla. Peki. İnputları, outputları bağladınız. O PLC'lerin bilgisayar bağlantıları da var. Önündeki Ethernet Profinet ya da Ethernet kablolarıyla ya da USB kablolarıyla bilgisayarı bağlayıp bir kendi özel yazılımıyla oturup bunları kod yazabilirsiniz. Şöyle. Yani şu ileri gittiği zaman bu sensör bunu görüyorsa konveyör bantı çalışsın. Konveyör ileri gittiği zaman bu bunu görüyorsa bu bunu itsin. Bu boşsa dursun. Şuradaki renk sensörü şöyleyse böyle olsun. Hop. Upload, download, yüklüyorsun, start diyorsun, çalıştırıyorsun, senin istediğin gibi çalışıyor. Yani aslında şu set endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği gibi değil, kontrol otomasyon ve elektronik mühendisliği gibi bir bölüme alınsaydı sadece demo şeklinde kullanılması yazık olurdu. Çünkü o arkadaşlar o detaylarla uğraşıyor. Bunu işte söküp öyle uğraşmaları lazım. Sizin için yok, gerek yok, gerek yok. Girebilirsiniz. Girebilirsiniz ama PLC kısmıyla uğraşmanıza gerek yok. Bu sistemde buna uyumlu bir de PLC alınmış, onu söyleyeyim. Mesela Siemens'in SCD200, SCD300 serisi PLC'leri var bende. Yeni seriler 1200 ama 1200 de çok uyumlu değil. En üst versiyonu burada gördüğünüz alttaki SCD1500. Çok da iyi bir PLC'dir, pahalıdır da. Birkaç bin euro var tek başına o, kutu tek başına öyle. 2000 euro vardır herhalde o. Tabii. Bir tanesi şu. Çıplak halde yani arkadakiler bağlı değil. Bunu böyle alın, kablo mablo yok. O halde 1500-2000 euro vardır. 3 tane var orada. Üstlerindeki ayrı. Şimdi öyle yani biraz da mali yönden de bilgi verelim de biraz. Şimdi kameranız da var gerçi. Bunun kayıtlarını da alalım ya, güzel olur üstten böyle. Şimdi arkadaşlar PLC'ler bu tarz şunlarla bunlarla çalışmak için uygun PLC. Yani sahada bunu neden anlatıyorum? Çünkü endüstri mühendisi olarak belki
Endüstri 4.0 ile ilgili anket falan da yapmışsınız ama ileride belki şeylerle uğraşırsınız. Fabrikalarda Endüstri 4.0 ile ilgili dönüşümler var. Uğraşıyor musunuz bilmiyorum, belki konuşuyorum ama yatay entegrasyon, dikey entegrasyon belki uğraşıyorsunuzdur. Akademik olarak uğraşıyorsunuzdur ama fiziki olarak gidip insanlarla konuşmak aynı şey değil. Çünkü anlatacaksınız ama yatay entegrasyon, dikey şöyle böyle işte up down approach bilmem ne approach. Güzel. Motive oldu adam, dedik yapalım. Bir çıktı sahada, çok güzel görüyor. Siz gidince görüyorsunuz, daha çok güzel. Yaparsın ya, alalım RFID bağlayalım. Adamın PLC'lerinin biri Mitsubishi bilmem ne, biri SMC'nin bilmem ne versiyonu. Geri kalanlar Siemens ama işte S7-200. Hiçbiri o Endüstri 4.0 ile ilgili yapmak istediğiniz entegrasyona uyumlu değil. Buradakini değiştirsen bile o uyumlu değil. Hop, onları komple değiştirmen lazım. Dolayısıyla o da çok büyük maliyet tuttuğu için adam da diyor ki belli bir süre sonra, ya işte boş ver ya, şuraya bir kart koyalım, data alalım, manuel girelim yeter diyor. Dolayısıyla aslında sizin de bu kısımları bilmeniz sahadaki yapacağınız bu yorumlarda insanlara ne kadar gerçekçi olacağı ile ilgili daha altyapı oluşturma açısından önemli. Dolayısıyla sistemdeki PLC'ler de bu iş için uygun. Okey. Başka ne var derseniz başka diğerlerine girmeyeyim. Şimdi arka tarafında ne var bunun? Görmüyorsunuz ama burada bir PC var. Şimdi siz dağıtın bir yandan, ben devam edeyim. Şimdi arkadaşlar, ben şuradan alayım ben de. Alırım. Siz için için. İçin. Alın. Şey yapayım. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Evet. Şimdi. Ya seti açıp ışıl ışıl çalıştıracağız da bunu anlatmadan yine bir anlamı yok. Dediğim gibi. Ben bunları böyle beyaz yakalıları da anlatmaya gidiyorum sağa sola. Bir tur döndürüyorum. Aa çok güzel deyip gidiyorlar zaten yarım saat, bir saat. Gerçekten ilgimizi çekiyor. Biz sıkılmıyorum. Ben okay. Sizden soracağım, hiç merak etmeyin. Tamam. Tamam. Şimdi bu arada mesela yazılım mühendisliğinde arkadaşımız. İsim neydi pardon? Betül. Betül Hanım yazılım mühendisliğinde. Şimdi Betül Hanım ladder diyagramlarıyla programlama bilmiyordur. Ne işi olur? Biliyor musun ladder'la programlama? LDR diye bir dil var. Ladder merdiven diyagramı. Bildiğin elektrikçilerin bildiği elektrik kontaklarını alıyorsunuz. Böyle seri paralel bağlayıp röle möle bağlayıp bir elektrik devresi kurar onlar. Ladder diyagramıyla program yazabiliyorsun. Tık tık atıyorsun oraya, birleştiriyorsun. İşte mesela bir sayıcı yapacaksın, bir kutu atıyorsun, oraya bir kontak bağlıyorsun. Kontak değil de kontak gibi. Elektrik kökenli olanların öyle programlamaya çabuk adapte olması için böyle bir şey yapmışlar. Sahaya çıkıyorsunuz. Alttaki PLC'leri insanlar %90 ladder'la programlıyor. Ama siz diyelim ki yazılım mühendisiniz, böyle bir şeye girmeye kalktınız. Yani niyetine girdiniz. Okey. Ama ladder'la ne işiniz olur? Bir de hammallık, gerçekten hammallık yavaşlatıyor. Normalde üst seviye programlama diliyle çok daha rahat yazabilirsiniz. Dediniz ki ben C ile yazacağım, Python ile yazacağım. İşte o bahsettiğim S7-200 vesaire var ya, yazamıyorsun onları. Siemens'in en yeni versiyonlarından biri var. Bunun bir tık altı. Versiyon olarak altı. Yani bu D segmenti diyelim, o C segmenti. Biri Civic, öbürü Accord gibi düşün Honda. Ona da yazamıyorsun ama buna yazabiliyorsun. Yani buna C ile program yazabiliyorsunuz. Yani sizin için güzel. Bağladınız, ben hiç bilmem. Size sadece şeyi de bilmem ben. Diyelim ki aktüatör maktüatör bilmiyorsunuz siz. Optik sensör bilmiyorsunuz ama input output bilirsiniz. Bunu anlayan birisi diyecek ki size, algoritmayı oluşturacak, akış diyagramını çizecek. Bak, I13 1 olunca şöyle şöyle olsun. Output 13 bilmem ne olsun. Şu input 1 ile input 2, bir de input 3 aynı anda çıkış verdiğinde, eğer şuradaki input 1 şu konumdaysa iki tane output beklesin, şu şöyle olsun. Size bunu verdiklerinden sonra takır 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 yazarsınız. Değil mi? Bir sıkıntı olmaz. İşte bu bunlara öyle programla yazılabiliyor. O da bir avantajı. Şimdi peki arkadaşlar, PLC dediklerimiz, ben hala neredeyim? Otomasyon piramidinin tabanındayım. Hala tabandan bahsediyorum size. Tabanda bunları PLC ile programlarsınız. Bir üste çıktım. Tabanda motor, aktüatör, sensör vardı. Piramidin tabanından bir üste çıktım. Bir üste ne var derseniz, PLC var. Robot var. Bu arada bunu tutuyorum, bu robot değil. Robot diye insanlar bunu gösterir. Robot dediğimiz 3 şeyden oluşuyor. Buna manipülatör diyoruz biz. Manipülatör. Görmüyorsunuz ama şurada aşağıda bunun bir bilgisayar kasası gibi kontrolörü var. İçinde beslemesi, işlemcisi, input output'ları. Bir de onu programladığımız burada smart pad'imiz var. Bu
Kuka'larda Smart Pet diyorlar, Mitsubishi'lerde Teach Pendant diyorlar, değişik değişik isim diyorlar ama hepsi bu. Buradan da program yazıp manuel kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi robotun da kendisi manipülatörü ve diğerleri alt seviyede. Ama robotun kontrolörü bir üst seviye programlamaya giriyor. Yani otomasyon piramidinin bir üstü. Bir üste çıktık, robotun programlayıcısı, PLC. Sahadaki elektrik, elektronikçi, makineci falan bunlarla uğraşır arkadaşlar. Yani benim eğitim verdiğim insanlar genellikle sahada bakımcılara da gidiyorum. Oralarda. En babası SCADA. SCADA ne? Şu. Dolayısıyla PLC, buradaki PLC bağımsız dedik ya, bu bağımsız. Bu bağımsız. Şu bağımsız. Buradaki PLC ile bu kablolar, bakın şu kabloları görüyorsunuz. Buradaki ben anlattım ya, sensör ıvır zıvır. Bütün tek tek kabloları, küçük kabloları görüyorsunuz, telleri. Bunları şunların içinde toplamışlar. Buraya girmişler. Toplu, derli toplu. Buradan da çıkmış. Alttaki PLC'ye giriyor. PLC. Dolayısıyla PLC'yi programlayarak şuradaki her şeye erişebiliyorsunuz. Şurada bir senaryo yapabilirsiniz. Şuradaki PLC'yi programlayarak burada bir senaryo yapabilirsiniz. Şuradaki PLC'yi programlayarak burada bir senaryo yapabilirsiniz. Okey. Ama bunları birbirine entegre edemezsin. Entegre etmen için ne gerekiyor? Üçünü de, yani üçüyle de haberleşebilecek piramidin bir üstünde bir şey gerekiyor. Bilmiyorum, anlatabildim mi? İşte o bir üstündeki SCADA dediğimiz programlama yöntemi. SCADA'yı da şöyle düşünün. PLC ile kontrol, bir fabrikadaki spesifik bir yerdeki bir cihaz var. Tek başına bir cihaz diyelim, böyle bir cihaz. O cihazı kontrol eden bir PLC vardır. Burada başka bir cihaz var ya da başka bir bant var. Onu kontrol eden PLC vardır. Peki bunların ikisini, üçünü bir yerden görmek ya da programlamak istiyorsun, kontrol etmek istiyorsun. O bilgisayar ağı gibi. Oradaki PLC'leri bir ağ üzerinden götürüp başka bir operatör panele ya da başka bir yere bağlayıp görselleştirip oradan görsel üzerinden kontrol edebilirsiniz. Oradaki spesifik üretim bölgesindeki kontrol yazılımlarına biz SCADA diyoruz. SCADA, SCADA. SCADA'da o PLC ve robot kontrolünün hemen bir üstündedir SCADA. Ama SCADA da çok fazla sizi ilgilendirmiyor çünkü... Hayır. SCADA yazılım konseptinin adı. Konseptin. SCADA firmaları var. SCADA yazılımı, yazılımın adı. Yani şöyle söyleyeyim. SAP diyorsunuz ya siz tepedekine. Ama SAP değil o. SAP marka. Yani şey, ERP diyorsunuz. İşte ERP gibi. SCADA da onun şey, yani SCADA programları var. Farklı farklı markaların. SCADA şunu yapar. Mesela örnek vereyim. İstanbul'da bir belediyenin ya da bir barajda otururlar bir yerde. Büyük bir ekran. Önündeki barajın bütün görseli vardır orada, boru hatları. Boru hatları görürsün. Şuradaki basınç nerede, buradan ne akıyor. Sadece izlemek için değil, şunu yapar SCADA. Ha, şuradaki vanayı kısalım. İnteraktiftir. Şuradaki sağdaki vanayı kısıp %30 kıs dersin, sağda gerçekten de kısılır. Nasıl yapar bunu? Yapan bunu SCADA değil aslında. Oradaki PLC yapıyor. Vanayı kontrol eden PLC. SCADA PLC'lere bağlı ve sağdaki veriye bağlı interaktif bir görsel ekran oluşturuyor bize. Gibi. SCADA PC'ye gerek duymuyor. Doğrudan PLC'lere bağlıyorsunuz ekranı. Şimdi bu bahsettiğim mevzuda hala 3. kata çıktık otomasyon piramidinde. Sahadaki teknik elemanların yapacağı işler. Bir tık üste çıktı adam. Çünkü SCADA ile uğraşan sahayı çok iyi bilmesi lazım. Okey. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren daha üst kısımlarına. Siz SCADA size yetmiyor. Bir fabrikadaki, işte sabah örneğini verdim, Eskişehir'deki Ford Otosan'ın bütün fabrikası değil de fabrikanın kamyon üretimi yapan bölgesini komple kontrol eden yazılım yapacaksınız. İşte o MES, MES programı, Manufacturing Execution System. O bölgedeki bütün sistemi görebilirsiniz, müdahale edebilirsiniz, izleyebilirsiniz, sipariş verebilirsiniz, üretimdeki rakamları değiştirebilirsiniz. Ama MES programı doğrudan gidip sahadaki şu sensörün çıkışı neymişle uğraşmaz. Onu PLC'den alır. PLC'den o veriyi alır. Dolayısıyla isterseniz yansıtabilirsiniz. Sahadaki aktüatör ve iş elemanları ile ilgili bilgileri çekebilirsiniz oradan MES'e. Ama MES için SCADA'dan farklı olarak bir gerçek anlamda bir bilgisayar gerekiyor. Dolayısıyla sizin bu sistemde ne var? Sizin bu sistemde PLC'ler var. SCADA yok. Arada SCADA'yı es geçmişler. Bir üste çıkmışlar MES. Buraya bir ekran koymuşlar. Niye? Çünkü arka tarafta göremiyorsunuz ama burada bir PC var. Kasa büyük değil, küçük PC'ler var biliyorsunuz. Bir tane PC koymuş. Bildiğin ekran kartı olan, şusu olan, buyurun.
Küçücük bir PC işte şu all-in-one'lar var ya. Anladım, evet. Böyle bak. Gördüm. Okey. Şeyleri de görüyorsunuz hocam. Şöyle bakın. Gelin bir. Şuraya bakın. Şurada da bir switch var. Görüyorsunuz. Yani bayağı bildiğiniz bilgisayar. Bilgisayar ağları net kablolarıyla oralardaki PLC'lere bağlanmış. Şimdi dolayısıyla bayağı bir bilgisayar ağı koyulmuş. Neden? Festo Almanya'ya oturmuş. Kendileri bir tane MES programı yazmışlar. Kendileri yazmış, hazır almamış. Mini MES, Minimes koymuşlar ismini. Minimes çünkü tam anlamıyla full bir manufacturing execution system değil. Basit bir MES programı var. Çok basit burayı çalıştırmak için. Onu da PC'ye yüklemiş. PC'den de ağ kurmuş. Ağ. PLC'lere bağlantı almış. Dolayısıyla biz şu anda piramidin biraz üstüne çıkıp MES programı üzerinden, yani endüstri mühendislerini ilgilendiren, sizi ilgilendiren MES programı üzerinden bu sistemi komple açıp, yani PLC programlarına o hard kısımlara sizi bulaştırmadan açıp, oradan sistemi bir diagnostiğini yapıp, görüntüleme yapıp, nasıl görüntüleme? Sistemde bağlantı var mı? Kablolarda sıkıntı var mı? İşte iyi yaptıktan sonra bağımsız senaryo gerçekleştiriyorsunuz. İstasyonları atayım, oluşturayım. Size hazır gelmiş ama ayrı ayrı aldınız. Diyelim ki farklı Lego gibi bir şey yapacaksınız. Ben onu değil de bunu koyacağım. Başına robotu koyacağım. Buradan tık 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 seçip ekleyebiliyorsunuz buradan. Görsel olarak. Flash gibi. Sonra herhangi bir imalat için senaryo tasarlayabiliyorsun. Diyorsun ki siyah parça koyayım ben. Kapaklı olsun, yurt dışına gitsin diye giriyorsunuz oradan. Daha sonrasında da çalıştırmak istiyorsanız hemen siparişi veriyorsunuz. Siparişi verdiğiniz anda bunun çalışması lazım. Şunu da yapabiliyorsunuz, burada yapamayacağız. Çünkü ağ kurmak lazım. Ama gerçek anlamında işte Endüstri 4.0 ile bunu entegrasyonundan bahsediyorsak Minimes programının web server'ı da var içinde. Yani açılışta soruyor size. Lokal host mu, harici host mu? Yani siz bütün bu sistemi buradan da yapabilirsiniz. Ya da bir bunu bir ağa bağlayıp gidip dördüncü kattan internete bağlayıp o siparişi firmadaki yönetici olarak MES'ten siparişi kendiniz verip şak diye kamera var burada. Kamerayla imalat başladığı gözlemleyebilirsiniz. Ya da customer tarafı, yani Endüstri 4.0'da müşteri tarafı da önemli. Müşteriye bu taraftan bunun izlenebilmesi için bir de web browser arayüzü vermişler. Onu da yapamayacağız. Siz sonra denersiniz. Telefondan bir yerden girip IP adresi var. Çünkü hepsinin internete bağlı olması lazım. O IP adresine girip burada sipariş ne durumdayı müşteri de takip edebiliyor. Şimdi bu ben böyle anlatıyorum. Ya nerede yapacaklar diyorlar. Ford Otosan'da geçen eğitim verdim. Yapılıyormuş. Hocam biz aldık o sistemi yükledik. Müşteri telefonundan takip edebiliyor falan filan diyor. Arabası boyanıyormuş, yok işte koltuğu takılıyormuş diye. Yani bu arada Festo'nun Ford Otosan'la bu yıl için 300 gün eğitimi var. 300 gün eğitim aldı. Yani çok gerçekten çok önemsiyorlar bu işi Ford Otosan. Sabah da söylemiştim, Türkiye'deki Dünya Ekonomik Forumu'nun dünya genelinde belirlediği 54 tane Lighthouse Factory var. Deniz Feneri Fabrikası böyle şey anlamında, dijital dönüşüm anlamında Türkiye'deki iki fabrikadan biri orası da. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar burada da bir MES programı var. MES programında ne yapıyorsunuz siz bununla? Çok basit. Sipariş veriyorsunuz. Ne oluyor? Buradan gövde itiliyor. Gövde itildikten sonra RFID sensöründe duruyor. RFID sensörü bizim söylediğimiz bilgileri yazıyor bu. Bu yazma read write. Bu sadece read. Yazıyor. String olarak içine giriyor bizim verdiğimiz şeyi. Sonra devam ediyor. Şu istasyona geliyor. Şu istasyondaki ilk sensör oradaki parçanın içindeki RFID çipten veriyi okuyor. Benim laboratuvarımdaki eskisinde veri okuma yok. Sensör, optik sensör parçayı görüyor. Aa geldi diyor. Daha akılsız yani. Bu daha akıllı. Okuyor. Diyor ki buna kapak takacakmışız. Çünkü öyle girdik orada. Geliyor buraya. Şurası durduruyor. Bu geliyor kapak takıyor. Kapaksız girersen durmuyor. Devam. Sonra mesela soruyor orada. Okey parçayı kapak takacaksın. Yurt içi mi olsun yurt dışı. Renk kontrolü yapacak mısın diyor. Renk önemli mi senin için? Sen okey dersen şuraya gelince şurada bir de renk sensörü var şurası. Renk sensörü gelen parça kırmızı mı şu kısım? Detaylarını siz kendiniz geldiğiniz zaman göreceksiniz. Kırmızı mı, siyah mı, metalik gri mi ona bakıyor ama onu girmezsen o kısmı devrede olmadan geçiyor. Şurada bir daha duruyor. National, International'a göre yolluyor. Buyurun. Renk sensörü nasıl çalışıyor? Optiktir kesin de neyini algılıyor yani optik olarak onu? Gireyim mi? Bana... Kısaca merak ettim ya.
Kırmızı yolluyor da beyaz değil, infrared ve red, kırmızı infrared, kızıl ötesi. O yok, önemli değil ama dediğiniz doğru. Bana soru sorarken bu arada dikkatli olun çünkü soru gelince o soruyu ben böyle açıp silisyuma kadar girebiliyorum. Sensör benim uzmanlık alanlarımdan biri. Merakınız varsa ayrıca anlatırım. Bu arada bir yerlerde sensör seti varmış. Sermet Hoca götürecekti beni. Siz götürebilirsiniz yoksa. Optik sensör şöyle çalışır. Şimdi dağıtacağız konuyu da. Şunu tamamlayayım, döneyim optik sensöre hemen. Şimdi dolayısıyla bu böyle bir montaj yapıp bitiriyor. Bu kadar, sizin işiniz bu. Yani sizin burada bu sette yapacağınız, çok da pahalı bir set alınmış. Yani yapılacak iş oradan tık 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 tık, kapaklı olsun kapaksız. Hop bitti. Mutlu olup gitmek. Yani öğrenciye de göstermek, aa çok güzel dönüyor falan demek. Yani aslında demo. Demo yapıyorsunuz, demo. Rakamı bilmiyorum ama 18, 20 bin, 27 bin euro mu? Öyle bir şey galiba şu 28 bin euro. Çok ciddi pahalı euro kurundan dolayı. Dolar düşüktü, evet aynen ucuz almışsınız. Yani dolayısıyla bunun hakkını vermek için elektrik elektronik mühendisinden, kontrol otomasyonundan birileri varsa oradan PLC'ye oraya buraya dalması lazım. Diğer türlü ne güzel dönüyor diye o parayı vermek mantıklı değil. Şimdi ekstradan ne yapılmış sizinkine? Arkadaşlar ekstradan ne yapılmış? Demişler ki sistem entegre olsun. Güzel bu tek başına ama ben bir de bunun robotla entegrasyonunu yapayım. Şurası kapak takıyordu ya. Kapak takıyor. Robota bir program yazılmış. Robotun input output datalarıyla konektörleriyle burası da birbirine bağlanmış. Robot burayla entegre çalışıyor. Nasıl? Robota yazdığımız bir program var. Siz oradan start verdiğiniz zaman robot onu görüp şurada şu kapakları koymuş olacağız biz buraya. Sipariş geldi. Kapaklı geldi. Çünkü kapaksız da seçebiliyorsunuz. Program onu görüyor. Sipariş geldi. Kapaklı geldiği görüp buradan kapağı yolluyor buraya. Şuradaki fiber optik diffuse sensör kapağı gördüğü an robot kapağı alıyor. Ve robotu da biz CNC ile bağladığımız için robotun içindeki program da CNC'ye bağlı, bakın buradan. Şu kablo robota bağlı. Robotun içindeki program CNC'ye kod yollayabiliyor. Yani yazdığı kodla sinyal yollayabiliyor. Neyle yazılmış derseniz KRL ile yazılmış. KUKA Robot Language. C tabanlı bir şey. Ama isterseniz bunu direkt oturup C ile de yazabiliyorsunuz kod buna. Şimdi bu da buraya sinyal yolluyor. Aç kapağını. Mengeneni aç. Bak buradan sipariş geldi. Kapağı deleceğiz. Kapağı koyuyor. Çekiliyor. Bunun içindeki CNC programı çalışıyor. Tabii CNC programı gerçekten kapağı delmiyor. Havalarda yapıyor bir şeyler. Miş gibi. Çünkü kapaklar plastik. Senaryo çalıştırıyoruz demo. Bittikten sonra bitmiş parçayı alıyor. Buraya koyuyor. Burası ne? Sizin bu sisteminizin kapaklarının beslendiği kısım. Biz bu setleri normalde sahada eğitimini verirken elle koyuyoruz buradan, işte kapağı koyuyoruz. Sistem otomatik diyoruz. Sonra devamı otomatik. Burada işte elle koymuyoruz, robota koydurtuyoruz. Robot bir de imalatını yaptırtıyor. Yani bu sistemi de burayla bütünleştirmişler. Kullanırsanız da olur, kullanmasanız da olur. Kullanmasanız hiç enerji vermediniz. Sadece bunu anlatacaksınız. Buradan elle kapak koyacaksınız sadece. Elle koyarsanız her şey olduğu gibi gider. Bu böyle arkadaşlar. Ne var sisteminizde parça? Buralara, normalde bunun üst versiyonu var. Üst versiyonunda şurayı uzatmışlar. Magazin, 3 tane magazin var. Metalik parçaları bir yere koymuşlar. Şöyle koyayım. Metalikleri. Yan tarafta bir tane daha var bunda. Siyah parçaları oraya koymuş. Kırmızı. Sen buradan kırmızı siparişi verdiğin zaman kırmızı itiyor. Metalik verince metal itiyor. Bu ucuzu. Bunda nasıl? Rastgele koyuyoruz. Kırmızı, siyah. Siz oradan kırmızı siparişi verdiniz. O sırada kırmızı parça yoksa orada ne yapacak? Alttakini mecbur edecek. Üstten atamadığı için o geliyor. Fault hatalı olarak gidiyor. Kırmızıyı bulana kadar. Bunun yeni versiyonunda 3 tane yapmışlar. Şurayı 2'ye indirmişler. Çünkü fault olma ihtimali yok. Mutlaka birinden birini seçecek. Durum bu. Buradan bunları veriyorsunuz. Tabii bunların içi mutlaka RFID çipli olmalı. Böyle olmalı. Bir tane metalik koyalım. Öbürü nerede? Aldım ben onu. Elimde galiba. Bir tane çip koyalım böyle. Şöyle parça. Siyah koyalım. Metalik gri. Siyah. Kırmızı koyalım. İçinde çip olmadı mı hiçbir anlamı yok. Bu sizin setler için bir anlamı yok. Tamam, onlar dursun. Çipsiz koyunca veriyor. Veriyor. Geliyor buraya. Bu okuyayım diyor, uğraşıyor. Bir şey göremiyor karşısında. Öyle kalıyor ondan sonra. Hiçbir şey olmuyor. Duruyor yani.
Evet, yani dün öyle bir deneyeyim dedim. Ben saçma sapan bir şey oldu, çalışmadı. Çünkü bu kapak bunlardan yoktu. Böyle elimle koydum, denedim. Bir saçmaladı sistem, çalışmadı. İnşallah o dünkü saçmalık şeyinde değildir. Uğraştırıyor çünkü. Burası böyle. Şimdi burası, bu arada ne yapıyor bu yaptığı ne derseniz arkadaşlar, kapak takıp piston montajı. Şimdi buradan gövdeyi veriyor, şuradaki kısımsa onlara takılacak kapaklar. Kapakları da buraya koymanız lazım. Tabi kapağın burada olup olmadığını algılayan burada bir diffuse fiber optik sensör var. Şurada bunun içinde iç parçası olup olmadığını algılayan bir True Beam fiber optik, alıcısı verisi ayrı optik sensör var. Robot buradan parça koydu. Tabii şu anda bu da yamuk, bunu da düzeltmek lazım. Takılıyor, böyle olmaması lazım. Bunu biraz ayarlamamız lazım, buraya gitmesi lazım. Robot buradan parça koyduğunu gören burada karşılıklı sensör var. Parça sona gitti mi gitmedi mi sensör var. Her tarafta sensör var. O daha iyi versiyonlarında bunların tepelerinde de sensör var. Tepelerinde ultrasonik analog sensör koymuşlar. Yani içinde kaç tane parça varın hesabını da yapıyor. Daha biraz daha güzel yazılımı da değişiyor. Şimdi dolayısıyla gövde içinde RFID sensörlü. Burada kapaklar var. Tabii robota kapak montajı yaptıracaksam ben şundan bir tane daha olması lazım hocam burada. Tabii buyurun. Plastik çok aşağı indi. Alttan parça çıkabilecek mi? Ne aşağı indi? Gri plastik. Şöyle göstereyim. Göstereyim şöyle. Havayı da kapatayım şuradan. Şunu havayı kapatayım. Kapatamadım. Kapattım. Şimdi şu silindir çalıştığı zaman şöyle bunu ilerletmesi lazım. Şey oldu. Üstteki plastik, gri plastik çok aşağı indiği için önünü kesiyor parçanın yüksekliği kadar yer kaplıyor. Ha. Çünkü bu gri plastik bunun değil. Bunun değil. Şöyle ters takayım. Ters takayım şöyle. Tamam. Bu bunun değil. Tamam, bunu çıkarıyor. Tamam. Yani şundan bir tane daha bir yerden çıkması lazım. Çıkmazsa idare edeceksiniz zaten. Kırmızı koyalım bir tane. Hava vereyim tekrar. Bu arada ben nereye dokundum ya? Ses geliyor. Havaya dokundum. Da. Ha, manometre. Manometre gevşemiş üstünde, hava kaçırıyor. Evet, bir de size onları da anlatmak lazım hocam. Melike hocam, Melike hocam anlatmam lazım. Ben dedim ya, siz mekatronik uzmanlık programına kaydolun bence. Size 5 gün temel seviye pneumatik, elektropneumatik, 3 gün temel hidrolik yeterli. Hidrolik bir de yağlayalım elimizi. Ondan verelim. Temel seviye PLC yeterli. Robotu zaten alacaksınız. MPS eğitimini verdik. PLC programlama eğitimi alırsınız. CNC de verdik zaten. Ne eksik kaldı? Sensör teknolojisi olabilir. Öyle bir paket yapalım. Tabii tabii. Şimdi. Tamam. Sistem böyle. Şimdi biz bunu enerji verelim. İsterseniz bu tarafı çalıştıralım. İsterseniz çalıştırmayalım. Hepsini çalıştıralım. Paket. Tamam. Hepsini bir çalıştıralım. Şimdi sırayla CNC'yi açayım. Sonra robotu açayım, sonra bunu açayım. Ama dediğim gibi bu eğitimde normalde bu tarafta işiniz yok. Sadece burası yeterli. Sistem, CNC'mizin kapağı da, mengene de, takım değiştirme kısmı da. Robotun iş parçalarını tutmak için şu gripper'ı da, gripper diyoruz buna, tutucu da, pneumatikle, basınçlı havayla çalışıyor. Bu taraf komple basınçlı havayla zaten. Şey haricinde... söyle adına, konveyörlerin dönmesi haricinde buradaki parçayı buraya itme kısmı. Az önce ittim ya. Oradaki silindir pneumatik, yani basınçlı havayla çalışan bir şey. Şuradaki vakum teknolojisiyle çalışan Vantus Suction Cup pneumatik basınçlı havayla. Dolayısıyla zaten sistem içerisinde gördüğünüz o mavi hortumlar falan hepsi pneumatik. Bu bir valftir. Hava olmazsa burayı da çalıştıramazsınız. Burayı da çalıştıramazsınız. Burayı da çalıştırırsınız da yani o fonksiyonları yapmaz. Dolayısıyla mutlaka arka tarafta kompresörümüz var. Traktör gibi çalışan. Kompresörümüzde yeterli basınç olmalı. Evet, var. Açık kalsın devreye girerse. Basınç var, yeterli basınç var. Sistemlerde her bir istasyonun girişinde şartlandırıcı.
conditioner ya da on-off starter valve with filter regulator diye geçenler, elemanlar, şunlar, şu, bakın bu istasyonda bu. Şu istasyonda bu. Bu istasyonda bu. Şu istasyonda normalde ayrı oluyor ama aşağı çekmişler şu. Şu. CNC'nin kendi içerisinde de arka tarafta var, göremiyorsun şu anda. Burada her bir ünite için şartlandırıcı var. Şartlandırıcı dediğimiz eleman şu. Kaynakta biz 8 bar, 9 bar, 10 bar basınç ayarlamış olabiliriz. Ama bana burada 10 bar lazım değil. Şununla bir şeyi tutmak için bana diyelim 4 bar lazım. Siz bu sistemin girişinde hemen bunu çevirerek manometreden bakıp 4 bara indirebilirsiniz. Şu elemanlar, tabii 6 barla çalışıyor, 6 bar ayarlayın. Şu elemanların tamamı 6 barla yeterli bizim için. 6 bara ayarlıyoruz ama bunun tek amacı regülasyon değil, regülatör. 6 bar ayarlamak değil. Bakın dikkat ederseniz altında bir de şöyle bir kısım var. Bu kısım filtre ve su tutucu. Yani şu an ortamınız temiz ama çok kirli bir yerde de çalışabilirdiniz. Oradaki kompresör havayı çekip bunun içine pompaladığı zaman içindeki bütün partiküllerle pompalıyor. Bu elemanlara zarar verir. Dolayısıyla şartlandırıcıdaki şu kısım aynı zamanda havayı temizliyor. Bir özelliği şu. Havayı sıkıştırıp oraya siz scuba ile uğraşanlar zaten bunu biliyorlar. Havayı sırta attığınız zaman nerede sıkıştırdığınız önemli. Yani bir tane Mersin'de, Hatay'da bir yerde bunu yapmakla başka bir yerde yapmak arasında fark var. Havanın içindeki bağıl nem oranı önemli. O suyu da aslında oraya pompaladığın zaman yüksek basınçta yoğuşuyor, süblimleşiyor. Tankın içerisinde su birikmesi olabilir. Bu su birikmesi dibinde olur yani. Su birikmesi olduğu zaman ne oluyor dibinde? Kapasitesini düşürmüş oluyorsun tankın. Dolayısıyla yarım saat takılabilecekken aşağıda denizde 25 dakika takıp şey yapabiliyorsun. Evet, bu sistemlerde de böyle bir durum var. Kaynakta problem olsa bile şu elemanlar sizin buradaki kısımlarınıza, adı üstü zaten şartlandırıcı, conditioner. Condition ediyor. Buranın durumuna göre süzüyor, suyunu tutuyor, regülasyon yapıyor, basıncını ayarlıyor. Dolayısıyla şu alttaki kısımlarda su tutmak için. Hem filtre, su birikirse buradan alttan çekip boşaltıyorsunuz ama öyle bir durum olmaz sizde. Çünkü ne kadar çalıştıracaksın yani, endüstriyel ortam değil. Görürsün, gözle görüyorsun. Bayağı böyle su birikiyor. Şimdi dolayısıyla buralarında şu şekilde olmazsa şöyle çevirirseniz, bakın çevirdim. Ama basınç değişti mi? Hayır. Değişmedi. Hala 6 bar gösteriyor. Çünkü arkadaşlar buradaki manometreler bunun giriş basıncını gösteriyor. Çıkış basıncını değil. Yani girişinde 6 bar var zaten. Ama şu anda burası kapalı. Üstünde on-off yazmıyor. Dolayısıyla çalıştırırsanız buradaki pneumatik şeyler çalışmaz. Açmanız lazım. Onu da sembolde şöyle düşünün. Hava yolu yönünde çevirirseniz açılıyor şu. Şöyle yaptınız. Bak şimdi hava yolu yönünü kapattınız. Şu manometreyi bunun çıkışına bağlamış olsaydı görecektin sen bunu kapattığın zaman basıncın gittiğini. Bu arka taraftaki öyle. Kapatınca gidiyor. Şunu şöyle aşağı çektiğim zaman şu an sıfır. Yukarı kaldırdığım zaman 6 bar oldu. Hepsinde böyle. Okey, şimdi icraata başlayalım. Kompresörümüzde yeterli hava var. Buradan hat çekilmiş. Önce CNC'den başlayalım. CNC'yi açacağız. CNC'mizi önce buradan açıyoruz. CNC'yi. Tezgah açıldı. Tezgahı kontrol eden kontrolörü açıyorum. Kontrolörün yazılımının olduğu PC'yi açıyorum. Sahadaki gerçek CNC'lerde ayrı PC yok. Üstüne gömmüşler. Bir kere açınca hepsi yavaş yavaş açılıyor. Sistemde hava var mı diye bakıyorum. Var. Şunun aşağıda olmaması lazım burada. Yukarıda olması lazım. Şurada yeterli basınç da var. Bekliyorum şimdi açılış prosedürünü. Bu açılırken bir yandan robotu da açayım. Robotu açmak için yan tarafta robotun kontrolörü var şurada. PC gibi. Şurada yeşil bir tuş var. Buna bastığınız zaman robot da şimdi o da açılmaya başlıyor. Robot açılmaya başlarken bu bir VNC programı var. O kendi yavaş yavaş gelecek açılışta. Robot açılmaya başlarken robotun kontrolörü bu. Buna bir smart pad diyoruz. Bütün programlanmasını, yazılımını bu arada PC'ye bağlayıp da kodlayabilirsiniz. Buradan da yazabilirsiniz. Bütün her şeyini buradan yapıyoruz. Burada da bir açılış prosedürü var. Kendisi yapıyor. Bu da böyle dursun, görün. Kendisi açılmayı başardığı zaman açılmayı bu da bize şey verecek. Waiting for cyclic connection diyor. Bekleyelim.
Şimdi bu açılıyor. Bu açılıyor. Bizim şeyi de açalım. MPS 203'ü de açalım. Bununla nasıl açıyoruz? Şimdi burada da enerji var. Arkadaşlar, buradaki PLC ayrı bir cihaz. Bu ayrı bir cihaz. Bu ayrı bir cihaz. Arka taraftaki bunları kontrol eden PC ayrı bir cihaz. Dolayısıyla sizin PLC'yi ayrı açmanız lazım. Bunu açtınız. Siz şu anda var ya sadece bunu açtınız. Bakın buraya enerji geldi. Burada yok. Bunu açtınız. Buraya enerji geldi. Işıklar yandı görüyorsunuz. Bunu açtınız. Hop. Buraya enerji geldi. Ama buraya ben bassam bile zaten basılı galiba. Bakayım. Açık. Buraya bir şey gelmez. Çünkü bu PC'ye bağlı kablosu. Arka taraftaki PC'ye de basmanız lazım. PC'nin tuşuna. Buradaki bilgisayarı da açmanız lazım. Bilgisayarı da açtık. Bilgisayar da açılacak şimdi. Bilgisayar bildiğiniz laboratuvarlardaki ağ gibi bir hap üzerinden diğer şeylere bağlı. Yani aslında 4 tane bilgisayarı bir ağ üzerinden ketmeşle bağlıyorsunuz gibi bir bilgisayarla 3 tane PLC'yi bağlamışlar. Bunun açılış prosesi de o. Tık 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 açtık. Bunu da açtık. Bekliyoruz açılsın diye. Bu açıldı bu arada. Bir tık diye bir ses geldi. Duydunuz mu? Tık diye ses geldi. Neden geldi? Çünkü CNC'nin mengenesi, tutucusu falan pneumatik yazılım gelince onu bir tık çekti şey yaptı. Şimdi bu zaten tezgah beni yönlendiriyor. Diyor ki open tool clamp. Hayda. Yine dünkü mevzu. Yeah. Tool clamping sistemi aç diyor. Arıza çekti. Şimdi onu tamir etmem lazım. Onu bir halledeyim. Ama bu açılınca ne ister? 2 dakikada halledeceğiz. Sorun değil. Tezgah referansa yollamamızı ister. Buradan tuşları var bunun. Kapağı açıyorsunuz. Şu an yollayamayacağım tezgah referansa. Çünkü tool clamping sistemi aç diyor. Bana diyor ki bunu manuel al. Problem var. Bunu da buraya buraya tak. Açalım. Bıraktım. Bunu bir daha takacağım. Bu bir problem. Böyle bir şey yapmıyorsunuz yani. Açılışta böyle bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi machine door open diyor. Makinenin kapısını kapatalım. Evet, şimdi referans machine diyor. Makineyi referansa yolla. Referansı yollayalım. Referansa yollamak için kendi makine koordinatları var. Bu arada CNC tezgahının 3 ekseni var. Parmaklarımızı şöyle CNC tezgahına doğru tuttuğumuz zaman şu X, Y, Z parmak uçları artı yönü gösterir. X yönü, X artı X eksi, Y artı Y eksi, Z artı Z eksi. Kendi referans koordinatları var. Oraya bir göndermesi lazım kendini. Yoksa programda şaşırır, yanlış yerlere gider. Nedeni de şu. Eksenlerde hareket etmesini sağlayan şurada bir motor var bunun. Şunun içinde motor var. Arka tarafını sökersek Melike hocam için sökeyim. Arada bakalım. Arkada bir motor daha var. Step motor bunlar. Step motorlar ve servo motorlar pozisyonlarını datayı çekebileceğiniz bir mekanizmaya sahip. Şu an bilmiyor ama onu. Bir referansa yollayacaksın ki motor o sıfır pozisyonunu alsın. Şimdi o yüzden referans istiyor. Referans işareti de şöyle bir işaret. Zaten yanıp sönüyor. Bastığınız zaman böylece hızı arttıralım. Kendisi görüyorsunuz zaten X, Y, Z başlarındaki main machine, makine koordinatlarına gidiyor. Kendisi bir gidiyor. Oturduğu zaman duracak. Evet, şu an yerleşti. Şu an sorun yok. Şu an wide open diyor. Mengene açık. Mengeneyi de kapatalım. Şu an problemimiz takımımız takılı değil. Ama herhangi bir programı çalıştırdığın zaman programın içinde o çalışacak zaten. Takımı alacak. Dün mesela bir program vardı. Hatta hazır programı açayım. Dokunmatik de ekran. İster buradan kontrol edin. İster klavyeyle kontrol edin. İster mouse'la kontrol edin. Bir sürü kombinasyonu var. Girelim şuraya mesela. Kapak programı. Kapak. Girelim kapağın içine. Şu G kodlarıyla programlamayı da gösterdim. Program da yazdık. Yarın artık full siz kendiniz deneyin. Şu gördüğünüz. Bu arada yazılım mühendisleri için söyleyelim. ISO kod, ISO programları, ISO standardı o. Python, ıvır zıvır falan filan öyle bir ön bilgi gerektirmiyor bunları programlamak. Çünkü G kodlarıyla programlıyoruz. G kodları da G0 şuraya git. G1 gideceğin yerin koordinatı. Yani bir yerlere yolluyorsun kodlarla başlarında. Teknik resim okumak yeterli. G0 boşta gitme. G1 lineer interpolasyon. G2 saat yönüne hareket yap. G3 böyle yap. G4, G5 100 tane komut var böyle. Sonra yazdığın tek bilmeniz gereken şey analitik geometri. Koordinatları yerleştiriyorsunuz. Bu programı çalıştırdığımız zaman ne yazıyor burada? İşte G54 şuraya git, buraya git. T drill M6. Drill M6 bir numaralı takımı al diyor. Sonra devir ver. M3 S1000
saat yönünün tersine 1000 revolution per minute RPM'de dönmeye başla. Çalıştırırsak bunu yapacak. Gidecek takımı alacak, devir verecek. Sonra X'te şu koordinata git, Y'de şu koordinata git. İşte gir malzemeye, del, çık, buraya gel. Koordinatlar yazılmış hep. Bakın şöyle. Kod bu. Şimdi bunu normalde bu robotun burayla bütünleşik çalışması için yazılmış. Kapak deliyor güya. Ben ama bağımsız da çalıştırabilirim bu sistemle entegre olmadan. Çalıştırayım, hem takımı değiştirmiş oluruz. Bakın şimdi çalıştırayım bunu. Şöyle yapalım. Programı seçtim. Şurada execute diyelim. Execute. Start dediğim zaman bu program çalışacak. Bak satırlarında çalıştığını görüyorsunuz. Gidecek takımı değiştirir. İnecek aşağı. Bakacak ucunda takım yok. Çıkacak. Bir numaralı takımı alacak. Devir verecek. Delmeye başlıyor şimdi. Tabii. Ya deldi bakın. Deldi. Kapağı delik açıyor. Tık 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 tık. Bitince çıkacak. M30 bitirme komutudur. M30'u bitince kapı otomatik açılacak. Bitti. Şimdi robot devreye girip bitmiş parçayı alıp burayı beslemesi lazım. Bakın entegre otomasyon. Tabii eğitim seti olduğu için bunu size verenler güvenli yazmış. Nasıl güvenli yazmış? Malzemeye girecek ama kodları 20 santim yukarı yazmış. Yukarıda yapıyormuş gibi gözüküyor. Gerçekten değmesin diye. Okey, burada sorunumuz yok. Şu an çalışıyor her şey. Şimdi robota bakalım. Robot açıldı mı? Ama dediğim gibi bu setin bu tarafla entegre çalıştırılacak diye bir şey yok. Benim eğitimimin konusu değil bu. Çünkü daha robot eğitimi almadınız. İster entegre çalıştır, ister kapat bunları buradan elle besle. Şimdi bakalım. Bu açıldı. Robot açıldı. Bir sıkıntı yok. Robot açıldığı zaman robotun manuel kontrolle işiniz yok ama Melike hocamla biraz pratik yaptırdık onu. Manuel kontrol etmek de isteyebilirsiniz. Şuradan hemen onu da ben size gösteririm daha sonra. Şuradan T1 modunu alalım. Şuradan hemen şöyle yapalım. Basmış mıydık biz? Hah, emergency basılıymış. Confirm ol diyelim. Tamam. Şunlar deadman switch diyoruz biz bunlara. İki kademeli. Basmazsanız kontrol edemezsiniz. Basarsanız da kontrol edemezsiniz. Böyle cins bir şey. Arada tutmanız lazım. Ölü adam anahtarı. İki konumlu. Bir, iki. Böyle çalışmaz. Bırakınca da çalışmaz. Arada çalışır. Yani size diyelim elektrik çarptı. Sıktınız. Robot hareket etmez. Ya da işte düştünüz falan filan. Ya da bir telaşlandı adam. İlla bilinçli olması lazım. Buradan da, buradan da, buradan da böyle değişik değişik kontrolleri var. Herhangi bir tanesini basmanız yeterli. Zaten bunun eklemlerindeki motorların tamamı servo motordur. Servo motorların frenleri var. Şu an isteseniz de hareket ettiremezsiniz. Buna bastığınız zaman servo motorlar kilitlerini açıyor. Sesi duyuyorsunuz zaten. Bakın şimdi. Tık tık. Duydunuz değil mi? Zaten şurası kontrol pedi. Paneli aktif oldu bakın. Her bir ekseni bağımsız kontrol edebilirsiniz. Manuel bir şekilde. Nasıl? Tabii tabii hep öyle olması lazım. Aynen. Şimdi bakın mesela götürüyorum. Bıraktım. Gördünüz mü? Bakın. Bakın şimdi. Basıyorum. Bıraktım. Ama buna basmaya devam edeyim. Kilitleniyor. Bu bir numaralı eksen. Eklem. 2 numaralı eklem. A2. Mitsubishi'lerde joint deniyor buna. Joint 2, joint 3, 4. Manipülatörü şu an manipüle ediyorum işte. 5, 6. Eklemler. Ya da XYZ konumunu alıp şuradan 6 eksenli mouse'la lineer hareket. Manuel kontrol edebilirim, pozisyonlayabilirim. Ama bunlarla da işiniz yok dediğim gibi. Yamuk yumuk bir pozisyonda kalmasın yeter. Sizin işiniz bununla otomatik modda. Tehlikeli biraz aslında, çok yapmamak lazım ama şunu alıp eğitimini almanız çünkü oto ya da ext almanız lazım. Burada external mı? Oto. External harici kontrol. İşte nasıl bir senaryo yapıldı bilmiyorum. Hadi otoyu alayım. Oto. Okey diyelim. Okey ol. Bir dakika. Şimdi tekrar dönelim şuraya. Bunun programlarına bakalım. Bir dakika. Döndük. Bunun içinde işte programlar var. File, Archive, Program Manager.
Burada şununla çalışan program var. Bununla hiç uğraşmanız gerek yok aslında. Normalde otomatik çalışması lazım. Yine de bir bakalım. Confirm all. Program. Mesela bakın burada klasör. İçinde CNC feeding, işte deneme, robot montaj gibi şey var. Sizinki CNC feeding. CNC feeding içindeki program bu. Giriyorsunuz, gidebilirsek. Open diyelim şuradan. Open dediğim zaman program açılıyor. Böyle bir program yazılmış. Böyle. KRL, KUKA Robot Language. Ama şimdi hocam mesela bakarsa burada genel komutları anlayacak. Neyi anlayacak? If komutu, then, for, next döngüleri var. Bir şeyler var. Ama şunu anlamayacak. Mesela şöyle bir şey yazıyor. PTP, home, well eşittir 10, yüzde P.14. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? PTP dedi, KRL... Yok, nedir mevzu? Güzel. Güzelmiş. Güzel. PTP dediğimiz şu. Point to point hareket. Buna point to point hareketi yaptır. Yaptır. Home. Home pozisyonu belirlemişiz. Ben şu anda. Home'a git. Well dediği de velocity. %10 hızla git. Ondan sonra altında bir şeyler yazıyor işte. Şunu anlarsın zaten. Wait. Time eşittir. 1.0 sek. Bir saniye bekle. Sonra out one tırnak içinde Y1 close gripper state eşittir false. Böyle kodlar var. Out one dediği bunun çıkışı. Bir numaralı çıkışı tırnak içinde de demiş ki Y1 close gripper. Şunlara gripper diyoruz biz tutuculara. Gripper'ı kapat. Onu state'ini false yap. Yani false ne demek? Gripper kapalı kalmasın demek. Niye? Çünkü buradan parça gelince bu gripper'ı açıp buradan alacak. Yani initial pozisyonunda gripper açık dursun demek istiyor. Onu tanımlıyor. Böyle gidiyor. Loop oluştur. Loop demiş. End loop demiş. Ama bir günde çözersiniz hocam. Çok da sıkıntı değil. Şu an bununla işimiz yok. Şimdi program burada açık. Ben bunu otomoda falan almadım. Kurcalamayacağım. Çünkü bununla işimiz yok. Sadece buradan manuel vermeyi deneyeceğim. Burası böyle. Burada yapmanız gereken, bunu şu an şifreyi bilmiyorum, öğreniriz. Otomatik modda çalıştırmak için bir şifre istiyor orada. Operatörün çalıştırması için. Şu an öyle bir şey yok. Birazdan kurcalar çözeriz. Hallederiz yani. Onu aldığınız zaman bu programı aktif ettiğiniz anda bu bekliyor zaten robot. Şuradan sinyal gelmesini bekliyor. Başka bir şeye gerek yok. Dolayısıyla sinyal gelmezse, robot çalışmazsa buradan elimizle veririz parçayı ki var zaten. Burası tamam. Burayı anlattık. Şimdi gelelim bizim asıl sete. Amma uzun anlattım onu. Anlat bitmiyor kaç saattir. Şimdi bizim setimize bakalım arkadaşlar. PLC'yi açtık. PLC'leri açtık, enerji verdik. Bunlar emergency'lerde basılı durumda zaten şu anda. Böyle dursun. Arka taraftan bilgisayarı açtık. Bilgisayar açıldı. Bilgisayar açılınca burada da bir yazılım. Oradaki gibi otomatik gelmiyor. Bizim açmamız lazım. Ekranınız dokunmatik değil. Üst versiyonlarında dokunmatik. Oradan mouse'la kontrol etmemiz lazım. Şurada şu 3 tane yazılım için kısa yol var. Şurada diyor ki MPS. Dedim ya bunlar MPS sistemi. Modular Production System. MPS didaktik bilmem ne. Yok, bununla işimiz yok üstteki. MPS Minimes. MES dedik ya, Manufacturing Execution System. Mini MES var burada. Festo Almanya yazmış. Biz de kullanıyoruz. Orada bir yazılım var. Asıl program bu. Asıl program bu. Ama onu önce açmayacaksınız. Önce açmanız gereken şuradan mouse'la tıklayın. Bu arada bunu bize uğraştırıyor. Normalde Logitech'in seyyar var ya böyle mouse klavyeleri Bluetooth'lu. Ondan bir tane alırsanız elinizde geze geze yaparsın. Şimdi buraya gelip bakıyorum. Bayağı fiziksel olarak bağlanmış. Şuna bir bakayım. Ha şu. İlki, şu üçüyle işimiz var. Diğerleriyle işimiz yok. Şurada da manueli var. Bakabilirsiniz buna. Şu MPS Minimes Comtool yazıyor. Comtool. Communication Tool. Yani ilk yapmanız gereken sizin MPS Minimes programını açmak değil. Communication Tool'u açıp bir konfigürasyon kontrolü yapmanız lazım. Neden? Şu. PLC var. İçinde program var. Program yoksa gitti zaten de. Hiçbir anlamı yok. Almanya yazmış. Okey. Kullanacaksın. Sorun yok. İkincisinde var. Üçüncü de var. Yazılım da var. Ama bununla bu bağlı mı? Bu switch'e bağlı mı? O onunla bağlantıda problem var mı? Belki kablo çıkık bir yerde. Communication tool'la ön ayarları yapmanız gerekiyor. Ayar dediğime bakmayın. IP girmiyorsunuz. Tık 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 diyorsunuz. Otomatik yapıyor kendisi. Ama önce onu açmanız gerekiyor. Onu açıp bir sistemi birbiriyle handshake yaptırmanız gerekiyor. Sonra şunu açıyorsunuz, minimesi. Onu göstereceğim sonra. Önce biz handshake yaptıralım. Beni biraz uğraştıracak buradan ama bu böyle.
Şunu alayım. Bu arada bunu böyle koyuyoruz. Bunu koymak için burada böyle bir yer var. Şuraya koyabilirsiniz. Nasıl? Mouse'u mu? Yok, görürüm ben artık şöyle. Şöyle de yapabiliriz ya. Şuraya çarpmasın. Çarpıyor mu bir yere? Şöyle yapalım. Görünüyor mu değil mi? Görünüyor. Şimdi arkadaşlar şuna mouse'umu göremiyorum. Şu. Minimes Communication Tool'u açtık. Evet, bakın böyle bir ekran geldi. Bu arada tekrarlıyorum. Melike Hocam, buraya bir tane siz seyyar projeksiyon mutlaka ayarlatın. Neden? Çünkü orada var projeksiyon ama bunu diyelim öğrenciye anlatacaksın. Topladınız böyle şu anki gibi 10 kişiyi buraya. Şuradan ne anlatacaksın? Burada PC var. Bunun da bir şeyi var. Bunun da arkasında PC var. Mesela şimdi bunu anlatacaksın diyelim. Şuraya koyun yukarıya bir yere projeksiyon cihazını. Kablo da uzun olsun ama seyyar olursa iyi olur. Getirip buna takarsan şunu yansıtmış olursunuz ekrana. Bunun buradaki PC'nin burada çıkışına bağlarsan HDMI'ye çıkışına onu yansıtmış olursun. Çok yani kullanışlı olur ya da buradan bir böyle perde inme gibi bir şey. Onu düşün. Şimdi gelen ekranda ne geliyor? Onu anlatayım öncelikle. Şimdi gelen ekranda şurada diyor ki connection, altında da mass PC IP. Connection dediği ilk başta şu. Sen böyle bir sistemi kontrol edeceksin Minimes programıyla. Buradan mı kontrol edeceksin bizim yaptığımız gibi, yoksa yukarıdan, üçüncü kattan, ağ üzerinden ya da internet üzerinden mi kontrol edeceksin? Bir kere onu seç diyor. Siz hep lokali seçeceksiniz. Lokal host. Ama öyle bir şey yapacağım diyorsanız remote da yapabilirsiniz ileride. Şimdi zaten lokal seçili. Şunu refresh dediğim zaman, şu altında da lokal host diyor bakın ama çarpı bir bağlantı yok. Şunu refresh dediğim zaman okey dedi. Bunların hepsinin mavi olması lazım. Şu an lokal host yani PC ile PC'nin içindeki MS yazılımı bunu gördük. Bir problem yok. Yanında ne var? Sırayla gidiyoruz. Yanında şurada diyor ki Commit Communication, OPC John, OPC Communication. Bir de onları anlatmak lazım ama size kısaca şöyle söyleyeyim. OPC diye bir şey var. OPC UA, OPC UA. Duydunuz mu? Duymamışsınızdır hiç. Open Platform Communication Unified Architecture. Böyle çok havalı ismi. Bu şunun için Endüstri 4.0 ile ilgili işte teorik, ben bir gün teorik anlatıp muhabbet edip ikinci gün geçtiğim zaman bu terminolojileri bir daha burada açıklamak zorunda kalmıyorum. Çünkü dikkat ederseniz bir saattir buradayım. Hep teorik anlatıyorum yine. Yani sabah orada anlatıyordum, şimdi burada anlatıyorum. Bunları bir gün konuştuktan sonra buraya geçince daha anlamlı oluyor bunlar. Normalde siz endüstriyel PLC'lerle bu tarz şeyleri haberleştirdiğiniz zaman bir sürü protokol var. Mesela Siemens'in kullandığı Profinet diye bir protokol var. Profibus DP diye bir şey var. Profinet'in dışında başka protokoller de var. Mesela CAN-BUS. CAN-BUS da arabaların içindeki bilgisayarların birbiriyle bağlanması için kullanılan bir protokol. Hep bunlar kabloyla bağlıyorsun, haberleşiyor ama haberleşme protokolü. CAN. Değişik protokoller var. Şimdi Endüstri 4.0'da dijitalleşme arttıkça bir sürü akıllı cihaz birbiriyle haberleşme protokollerinin arasında karman çorman karmaşık bir durum oluyor. Onun için OPC diye Unified Platform bir vakıf var. Foundation. Bunlar kuruldu. Unified Architecture. Tek bir mimari üzerinde, tek bir haberleşme protokolü üzerinde çalışıyorlar. Ki ileride bunlar değiştikçe, arttıkça antin kuntin değişik haberleşme protokolleriyle uğraşmayalım diye. OPC UA dediği bu. Burada bir OPC UA protokolüyle haberleşme de var. İşte SCD-1500 olmadı mı bunu da yapamıyorsunuz. Yani bu detaylar önemli. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden bunları böyle vermeniz lazım. Fark ne? Eskisiyle çünkü göremezsin diğer farkı. Çalıştırınca da diğeri de çalışacak. OPC bağlantısı var mı? Şunları tıkladığınız zaman bunların OK'ye dönmesi lazım. Şurada da MESCOM yazıyor. MES programının haberleşmesi var mı? Neyle var mı? Bu istasyonlarla var mı? Peki henüz bir istasyon var mı orada? Yok. Önce istasyon seçmeniz lazım. Şurada altında, şurada şu kısmı görüyorsunuz. Şu kısımda artı eksi var. QTY Station diyor. Quantity, istasyon adedini siz kendiniz giriyorsunuz. Dolayısıyla dedim ya bu size verilmiş hazır sistem. Siz
çok bu konularda uzmansınız. Festo deriz ki ya bana şundan 4 tane yolla, 2 tane bundan, bir distributing station yolla, ben kendim yapacağım. Minimesi aldım. Değişik değişik kombinasyon bağlayacaksın. PLC'ye programını yazacaksın. Yani esnek imalat sistemini fabrikada değişik senaryo. Değişik sipariş geldi. Değiştirelim Lego gibi. Böyle yapalım. Şimdi ona göre yazılım yapalım. İşte onu seçtiriyor sana. Şimdi ben istasyonlarımı biliyorum. Bende bir magazin var. Burada bir montaj kısmı var. Burada da sorting ayırıcı kısım var. Önce bunları eklemem lazım buraya. Her açılışta bunu yapmanız lazım. Yok çünkü şu anda. Tabii. Yani bunu kullananların bunu yapması lazım. Şimdi bakın şuradan seçiyorum. Kaç istasyon var benimkinde? 3. 3 tane seçeceğim. 1, 2. IP adreslerini kendi otomatik veriyor. IP. İşte 192.168.1.10, 192.168.1.20, 192.168.1.3. Başlarında da Station 1, Station 2, Station 3. İstasyon. Bunu manuel de girebilirsiniz, otomatik veriyor. IP'ye IP'ye girmeyeyim artık. Buralarda var mı sıkıntı? Yok. 3 tane istasyon attı. Attı da, çok güzel de. İstasyonların, bakın, şeyi belli değil. Şurada çarpı, bağlantısı yok. Bir. İkincisi, istasyonların üzerinde RFID sensörler var. Bunların durumu ne? O belli değil. Çok basit. Yine manuel bilgisayar mühendisi, teknikeri gibi buralarla uğraşmıyorsunuz. Yazılımı arkadan ayarlamışlar. Şunları bir refresh diyorsun, kendini ayarlıyor. Ama eklemen lazım istasyonu. Şuradan şu refresh diyelim. Şöyle. Hah. Mavi tik oldu. Şimdi artık istasyonları da eklediğim için istasyonların her biri bağımsız olarak IP verildi ve görülüyor. IP görülüyor ama bu IP dediğim normal internet protokolüyle haberleşiyorsun. Bu şuralara bakmam lazım. İşte PC, OPC bilmem nelerde falan bağlantıda sıkıntı var mı? Bir de oralara tıklayacağım şöyle. Bu arada şuna da dikkat edin. İstasyon 1, istasyon 2, istasyon 3 ya. Bakın yukarı. S1 bir kutu var. S2 kutu var. S3 kutu var. 3 tane istasyon. Yukarıda bir kutu daha var. MES yazıyor. PC'deki Manufacturing Execution System yazılımı. Birinci istasyona bakın. Çift yönlü ok var. Çünkü buradaki RFID sensörüne okuma da yapıyorsun, yazma da yapıyorsun. Diğer istasyonlarda, bakın ortadaki istasyonda 2 tane sensör var. Üçüncü istasyonda 1 tane. Bakın ortadakinde 2 tane mavi kutu görüyorsunuz. Üçüncüsünde 1 tane. Oklar tek yönlü. Yani o istasyonlarda sadece ben buradan okuma yapıyorum diyor. Birincide yazma da yapabiliyorsun. Yapabiliyor mu? İşte bunların hepsinin mavi olması lazım. Bir de şunlara tıklayalım. Bak. Information. S7, S5 OPC server has been started. S7 dediği Siemens S7 Strain diye geçen Siemens S7 serisi PLC'lerle bağlantı kuruldu diyor. PC'deki MES programı artık PLC'lerle bağlı. Az önce bağlı değildi. Hala eksiğimiz var. MES'in communication'a bakalım. Şunu bir yapalım. Okey. Ne yazıyor orada? Ne üstüne tıklıyorsunuz? Refresh mi yazıyor? Refresh yazmıyor. Öyle bir sembol var. Üstüne tıklıyorsun. Çizgi var. Şimdi arkadaşlar bu ekranda şunları doğru eklediysem, buralar doğruysa, her taraf mavi ise ön hazırlık yapmışımdır. Problem yok. Bağlantıyı kurdum. Bunu kapamıyorsunuz. Dursun arka planda. Zaten şeyi de görüyorsunuz. Bakın birinci istasyon. RFID string input output da var. Ama diğerlerinde sadece input. Şimdi artık bütün bağlantıyı kurdum. Hazır sistem. Şimdi MIMES yazılımını açabilirim. Açalım. Bu dursun aşağıda. Şunu da yazılımımız hangisi? Şu. MPS MIMES. Çift tıklayalım. Açalım. Ekran açılsın. Yazılım gelsin. Güzel. Ekran geldi. Şimdi burada da yukarıdaki sekmelere bakacak olursanız System Configuration, önce bir sistem, az önceki gibi sistem konfigürasyonu yapacaksınız. Sonra Product Configuration, sistemi kurdun fabrikada. Sonra ne üreteceğim ben? Ürün konfigürasyonu yapacaksın. Şu böyle kapaklı, işte kırmızı, güllü, allı güllü neyse. Yaptın ama bir de sipariş vermesi lazım birisinin. Şuradan da Order Management, siparişle ilgili yönetime gireceksin. Oradan sipariş vereceksin. Sonra da order history. Hem anlık üretimi görebiliyorsun görsel olarak değil, saniye ve rakam olarak. Hem de daha önceden verilmiş siparişlerin hepsinin listesini, her şeyini görebiliyorsunuz. MES olduğu için bu. Bunu şöyle söyleyeyim size. Biraz sıkıcı bir arayüz olduğu için Next ve Ford Otosan'la yapılan dijital dönüşümde Festo'dan bunu aldılar. Dediler bu sıkıcı. Bir firmaya, yerli bir firmaya verdiler.
Buraya Skada programı yazdırdılar. Skada programı böyle bayraklı mayraklı, bunun görsel kısmı falan çok güzel. Yani siz de daha iyi anlardınız. Daha görsel hale getirmişler. Görsel olarak güzel. Ama işin felsefesine aykırı. Çünkü biz piramitte yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Onlar bunu iptal etmişler. MES'ten Skada yenmişler. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var. Ama öyle bir şey de yapılabilir belki size, bilemiyorum. Yeni versiyonunda bunun, bu MES'in görselinde düzeltmişler. Şu an açtım ilk sayfayı. İlk sayfada ne yapacağım? İstasyon belirleyeceğim. Bir kere sana diyor ki sistem konfigürasyonu. Sistemi bir konfigür et. Ne kullanıyorsun arkadaş? Sizde hep fix. Dediğim gibi Lego gibi olsaydı değiştirdikçe farklı konfigürasyon yapacak. Ben şimdi bakıyorum. Benim ilk sırada magazin var. Şurada solda çıkartmış zaten sana. Stack magazin, joining, sorting. İlk baştaki stack magazin. Bir tane stack magazini tutup sürükleyip birinci istasyona atıyorsun. Bu arada bir tane istasyon var. 3 tane istasyon için artıya basıyorum. 3 tane istasyon ekliyor. 2, 3. Bunlarla uğraşmana gerek yok. Çünkü az önceki communication panelde bunları IP de verdim ben zaten. Hazırladım. Şimdi ama hangi istasyon, hangisi belli değil. İlkindeki stack magazin ise tutacağım oradaki yazıyı, buraya götüreceğim, sürükleyeceğim, atacağım. Bak bu arada atmadan önce istasyonlara tıklayınca her bir istasyonun altında o istasyonun ne yaptığı yazıyor. Mesela stack magazin'e tıkladım, altta şu yazıyor. Release red workpiece, release black workpiece, release silver workpiece. Kırmızı, siyah, metalik parçaları release yapıyor, sisteme veriyor. Tek yaptığı ilk ünitenin buymuş. Şimdi, bu ne durumda? Evet. O zaman, okey, bu benim işimi görüyor. Tutuyorum buradan, götürüyorum. Birinci istasyonumu atıyorum. Birinci istasyonu artık bakın, stack magazin oldu. Bir de bunu kısaltma verdi, SM. SM diye bir kısaltma verdi. Bunları string'den daha sonra okuyabiliyor. Arka arka ekliyor. SM, CM diye bir şeyler çıkıyor. Okuyabiliyoruz. Peki ikinci istasyonum benim montaj yapıyor. Join, birleştirme, joining. Bakalım joining'e tıklayınca ne çıkacak? Tıkladım. Zaten diyor ki mount cap. Sadece kapak montajı yapıyor. Okey. Alacağım onu oraya atacağım. Attım. Ona da MA diye mount diye kısaltma yaptı. Üçüncü istasyonda zaten sorting. Tıkladım. Diyor ki check color. Ha, üçüncü istasyonda renk kontrolü yapabiliyormuşum ben. Şart değil. İstemiyorsam yapmam ama yapılabiliyormuş. National distribution, international distribution. Ulusal ve yurt dışı için dağıtım yapabiliyorsun burada. Okey. Üçüncüsü de bu. Ekleyelim. Üçüncüsü de SD distribution, station distribution oldu. Şey tamam, başka bir şey yapmama gerek var mı? Sistem konfigürasyonu tamam ama sistemi şu an böyle bu sırada da bağladım. Sizin FX bağlı ama gerçekten bağladığınızı düşünün. Bağladım, istediğim gibi ama bunlar birbiriyle bağlı mı? Yine bir mavi tik muhabbeti var sağ tarafta. Sağ tarafta bakın, connection, local connection. Altında da MES, PC, IP diyor. Altında da language, önemli değil. Bunlar bağlı mı değil mi? Bunlara bildiğin şey atacaksın, bilgisayarcılar ping atıyor. Ping atıp bilmem ne görüyorsun. Ping atı zaten ping yazıyor orada. Şuna tıklayacağım, bir ping atacağım. Bağlantı var mı yok mu diye. Mavi. Şuna da tıklayacağım. Mavi. Okey. Bu aşama tamamdır. Şimdi sistemi konfigüre ettim. Bağlantıyı da kurdum. Bu arada bütün bu işleri elektrik elektronik kontrol otomasyoncu PLC'de yapabilir. Ama bayağı böyle soft değil. Hard iş yani. Cidden hard iş. Bunu üstte MES üzerinden siz aşağıda yaptırtıyorsunuz bu sistemi. Şimdi geçtik, sistemi bağladım, ürün konfigürasyonu yapacağım. Ne yapacağım ben bu sistemde? Gelelim, product configuration'a giriyorum şimdi. Şimdi buradan imalat yapılacak ürün belirliyorum ben. Ne yapalım? Tabii bizim elimizdeki sistemde sınırlı. Yapabileceğin kombinasyonlar belli. Kırmızı, metalik gri, siyah iş parçası üretirsin. Bunları kapaklı üretirsin ya da kapaksız üretirsin. Hangisini üretiyorsan bunları ya yurt içine ya yurt dışına yollarsın. İşte üçün ikili, bir de bir ikili daha kapaklı ya da kapaksız kombinasyonu, kaç tane şey oluyorsa dene yap. Buradan bir ürün belirlemem lazım. O ürünü, bu arada hiçbir ürününüz yok şu anda. Ha, deneme 1 var, dün denemiştim ben. Deneme 1 diye bir ürün denedim. Hepsi duruyor bu arada hafızada. Bir ürün uyduralım şu anda. Ne uyduralım ürün olarak? Diyelim ki bakın ürünler buradan seçilebiliyor. Function, fonksiyon. Şeydeki gibi, burada program yazmadaki gibi satır 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 numarası verip 10, 20, 30 diye siz şey mi yapacaksınız? 10 saniyede
Tabii tabii, buyurun. Buyurun. Çektim kayıttan. Girdim kayda. Buyurun hocam. Tamam. Siz herhalde montaj yapıp mı vereceksiniz arkadaşlara? Yani gün gün en azından. Gün tamam. Gün tamam, okey. Şimdi devam edelim. Önce bir ürün belirlemem lazım. Ne yapacağım ben fabrikada? Seçenekleriniz belli. Burada diyor ki fonksiyonlar. Release red workpiece. Kırmızı parçayı sal. Black workpiece. Silver workpiece. Hep release. Release. Sonra mount cap. Kapak montajı yap. Check color diye bir şey var burada. Check color. Renk kontrolü yap. National distribution. International distribution var. Tutuk tutup sürükliyorsunuz işte. Ne yapalım? Kırmızı olsun. Kırmızı. Şuradan. Tamam, kapaklı. Yani program yazıyoruz ama sürükleyerek program. Yani yazılım mühendisliğindeki arkadaşlarımızı yormuyoruz burada. Tutuyoruz şuradan. Evet. Hayır hayır, bu setlerde hep böyle, bu setlerde böyle. Şey alırsa, alsaydınız, çok az yerde var, bir Özyeğin Üniversitesi'nde var, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde var, bir de Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki özel meslek lisesinde var. CP Factory, siber fiziksel fabrikalar, Festo'nun. Bunun tek bir ünitesinin böyle kocaman olduğu, üstünde ASRS ünitesinin büyük olduğu, robotların olduğu, bilmem ne olduğu, bunun daha yanar döneri var. Ondaki senaryoya göre kapak değil de cep telefonu montajı yapıyor. Şöyle kutular var, içinde kart var, kamera var bir yerde, robot koyuyor, kamerayla kontrol ediyor. Elektronik kart sağlam mı değil mi diye, okeyse veriyor. Öbür taraftaki kısımda alt kısım geliyor, içine kart koyuyor, telefonun montajını yapıyor. Güya cep telefonu üretimini sembol şey yapmışlar. Tabii yani 1-2 milyon vardır yani o gerek yok. Gerek yok yani, şu yeterli. Kapak iyi. Kapak iyi. Şimdi kırmızı iş parçasını tutuyoruz. Release red workpiece. Bunu alıyorum. Şuraya götürüp buraya bıraktığım zaman otomatikman, bakın, programın biri yani imalatını yapacağım ürünün ilk aşamasını belirledim. Step 10. Yani birinci adım. Function release red workpiece. Sonuna da short name RR diye bir kısaltma string attı. Release red. Şimdi bunların hepsini toplayacak ileride, RFID sensörün içine yazacak. Biz de burada bir yerden gelip göreceğiz mesela. Ne yazmış bu sensöre? A, R, R, S, A, A, B, C, A yazmış. Oradan bunu yorumlayabileceğiz de. Şimdi bakın, kırmızı parça olsun, kapaklı olsun. Şuradan diyoruz ki mount cap. İkinci sıraya bunu atıyoruz. 20, mount cap, short name MC. Sonra bunun renk kontrolünü yapsın mı, yoksa ben biliyorum arkadaş, görüyorum kırmızı, yapmasın bassın mı? Yapsın diyorsan, buradaki sensör de yapsın diyorsan, check color da, check color da şuradan check color da tutup götürüp 3. sıraya atmak lazım. 30, check color CC, check color oldu. Peki bunu yurt içi, yurt dışı? Yurt dışı şu an tabii, herkes yurt dışın derdinde. Şuradan o zaman International Distribution'ı tutuyorum. 3. sıraya atıyorum. 40, 4. sıraya. International Distribution SSE oldu şu anda. Şimdi bu belirlediğim work plan, çalışma planı. Çalışma planı ama şu an bir hafızada falan değil bu. Senaryoyu yaptım. Bundan 1000 tane üreteceğim. Kaç tane üreteceksem üreteceğim fark etmez. Bunu bir hafızaya atmam lazım. Buna bir isim vermem lazım. Diyelim ki buna ne diyelim? Yok, anlamanıza gerek yok. Uyduruyoruz şu anda. İleride. Ne diyelim? İlayda mı diyelim? İlayda. Ne dediniz siz? Ha, ileride. Ben İlayda anladım. Bir dakika, İlayda yapalım. İlayda unutmayız. Şuradan şimdi şu yaptığımız mevzu var ya, bunu henüz bir hafızaya almadı arkadaşlar. Şurada diyor ki, bakın bu work plan, çalışma planı. Hemen yanında product name. Buna bir isim vermem lazım. İlayda 1 diyelim. Şurada İlayda 1. İlayda kesinlikle, evet. İlayda 1. İlayda yazdık mı bakalım? Ha, klavye yalnız şeydi. Bir dakika, yanındaki i'ye basınca i nerede? Bence bu İngilizce'de, ondan TR'ye almamız lazım. Klavyeyi çözebilirsek iyi çözeceğiz. Nereden değişiyor diye?
Şuradan değiştiririz de uğraşmak istemiyorum şimdi. O zaman ben şimdi yorulmayayım. Layda yazayım kalsın. Dur. Layda'da sorun yok. Layda. Layda bir daha yazın. Yazın. Layda. Tamam. Ne yapmış bunlar diyecekler. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar layda dedik. Bunun ne olduğunu için bir description de yazabiliriz buraya. Dediniz ki yani bu şeye gidecek. Hong Kong'a yollayacağımız bilmem nenin prototipi falan filan diye bir şeyler yazdık diyelim. Biz ona 1, 2, 3 deneme uydurma diye bir şey yazdım. 1, 2, 3 deneme uydurma diye bir de açıklama yaptım altına. Okey. Şimdi bunu MAS yazılımında atmak lazım. Nereye atmak lazım? Defined products'a. Şu an ben product üzerinde çalışıyorum. Tanımlanmış product'ları atmam lazım. Buradan artı dediğim anda bunu defined products'a atacak. O ürünü bir daha tanıtmanıza gerek kalmayacak. Yani siz bir sene açmayın bunu. Gelin bir sene duruyor orada o ilayda hala. Ondan üretebilirsiniz. Bu isim de uydurma kalır ha. Evet, evet. Artı dedik. Evet. Tabii tabii. Tabii aynen. Şimdi artı dedik. Bakın artı der demez defined products'a attı. Layda duruyor orada. Layda. Layda. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arada siz geldiniz bunda çalıştınız öğrencilerle. 3 gün çalıştınız, 5 gün, 6 gün. Burada bir sürü bir şeyler yazıyor. Layda var, ilayda var, bir şeyler var. Bu ne ola ki diye hatırlayamazsanız isimden. Üstüne tıkladığınız zaman yanında work plan çıkıyor zaten. Mesela dün ben bir şey denemişim, deneme 1. Onun work planı. Bak kapaksız bir şey yapmışım. Burada çıkıyor. Burada açıklaması da bak çıkıyor. Yazdık ya ben dünkü bir açıklama yapmadım. Boş. Ama biz buna dedik ki burada 1, 2, 3 deneme uydurma dedik. Siz burada işte Ahmet bilmem nenin şu gün yaptığı denemenin bilmem nesi budur falan filan diye hepsini görebilirsiniz. Okey. Şimdi benim başka bir şey yapmama gerek var mı burada? Yok. Yok. Yani product configuration yaptım şu anda hafızada. Şimdi product tamam ama birileri sipariş verecek mi? Şimdi order management'a geçelim. Şunu yaptık, bunu yaptık. Order management'a geçelim. Şimdi order management'a işte geçtiğimiz zaman inşallah çalışacak. Muhtemelen ilk adımda çalışacak. Parçayı itecek ama ondan sonrasından şüpheliyim. Problem çıkabilir sistemde. Bir yerlerde çünkü sizin her yerde bir problem var. Öbür tarafta da. Çıkabilir ama mantığı bir görelim. Sonra çözmeye çalışırız o problemi. Tek seferde çalışırsa süper. Şunu biraz şöyle alayım ben. Bir dakika. Şöyle. Açalım şöyle hocam. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi ben öncelikle orayı çalıştırmadan önce şuraları emergency'ye almıştım. Bunun çalışma... Bu kapanmış, şarjı bitmiş. Öbürü çekiyordur. Yeter. Bakayım. Ha, şey SD kart dolmuş. SD kart dolmuş. Öbürünün de hafızası dolmuş olabilir. Bir bakalım. Bu ne be? 1 saat 38 dakika. 2 saattir konuşuyor muyum ben? Kaydoluyor. Evet. Şimdi... Bunun açılış prosedürüyle ilgili bilgilendirme var burada ama bunun açılış prosedüründe bunları açtınız ya. Bu emergency'ler basılı. Normalde şunlar yandayken manuel, dikken otomatik modda. Emergency'yi çekip manueldeyken resetleyip otomatiğe alıp start'a basmanız lazım ve imalat yönünün ters yönünde yapmanız lazım bu işi. İmalat yönü, akış proses yönü burada. Sizin burada prosesin ters yönünde yapmanız lazım bu işi. Böyle lüzumsuz detaylar var yani işte. Bunun emergency'yi çekip reset, start. Emergency'yi çekip reset, start. Emergency'yi çekip reset, start yapmanız lazım. Evet. Şimdi onu yapalım. Ondan sonra sipariş verelim. Emergency'yi çektik. Reset. Bakın ışık yanıyor. Reset. Çevirdiğim zaman bunun yeşil olması lazım. Evet. Start. Şu an burası aktif. Zaten şey yandı, renk sensörü yandı. Bakın şimdi şu an çekelim. Emergency'yi çektim. Manuelde. Reset. Çalışmaya başladı. Otomatik. Start. Mesela burada problem var şu anda. Bunun çalışmaması lazım. Niye çalışıyor? Şuradan bir tane parça vereyim. Ha, elimi soktum. Tamam. Şuradaki sensör gördü elimi.
Şu an problem yok gibi. Bir daha deneyelim. Böyle olmaması lazımdı ama şunu şöyle başlasam acaba iş çözülür mü? Emergency çektim. Reset. Ama bakın bu şu yanmıyor işte, çalışmayacak. Bu istasyonda bir problem var. Bunu normalde çevirdiğimiz zaman şurada yeşil yanması lazımdı. Bu istasyonun şu Q1 ışığı dayanıyor, diğerlerini yanmıyor. Belki onunla bir ilgisi olur. Hatta Q1 ne demek? Evet. Bunun Q1 bir numaralı çıkış neresiyse. Bir yerlerde bir şey var. Diğerlerinde yanmıyor. Tek onda yanıyor. Bir problem var yani. Bunu bir çözmemiz lazım. Dedim ya bu problem çıkacak diye. Her yerde çıkıyor bu böyle problemler. Şimdilik durdurayım ben bunu. Bunu çözeriz. Yani yarına muhtemelen çözeriz. Tamam, şu an durdurduk ama bir problem var. Neyse. Başa geçelim. Emergency çektik. Reset. Start aktif oldu. Start. Şu an aktif. En azından bir numaralı istasyon çalışacak. Onu biliyoruz. Devamına söz veremem. Şimdi bütün konfigürasyonu yaptık. Fiziksel olaylarda bir sıkıntılar var. Bakacağız ona. Şurada başta bağlantıyı yaptık. Sistem konfigürasyonu yaptık. Ürün konfigürasyonu yaptık. Order management'a girdik. Artık birisi sipariş verecek. Neyi? Benim dün yaptığım deneme birimi LIDA'yı mı? İşte kafanıza göre veremiyorsunuz. Tanımladıklarımızdan LIDA'dan verelim bir tane sipariş. Tıklayalım. Projeksiyon olsa güzel olurdu da. Dokunmatik zaten üst versiyonları. Ben şimdi göstereceğim size videolarını. Eskişehir'deki öyle, Arel'deki öyle. Sizdeki daha eski, önceden alınmış galiba. Sonradan çıktı olmuş. Ha? Tabii tabii. Eskiden bunlardan vardı sadece. Şimdi bayağı bir yenilediler onu. Hem dokunmatik yaptılar, hem daha büyük böyle. Hem kablosuz klavye var, hem giriş kısmı başka falan filan. Neyse, şuradan LIDA 1'i seçtim. Bu ne ola ki burada yazıyor zaten açıklaması. Yapacağım iş belli. Bunu tutup buraya yine sürüklemek. Sürükledik, burada çıktı. Şimdi bundan order name mi yazıyor burada? Ne yazıyor? Order name. Tamam. Order name'e bir şey diyelim. Ne diyelim? Tayland yazayım. Uydurdum böyle. Yazabiliyor muyum bilmiyorum ama tersten. Tayland olsun. Hadi bu kadar kalsın. Tayland'a gidecek ürün ben biliyorum. Şimdi şöyle olması gerekiyor. Normalde olması gerekeni söyleyeyim. Ben buna artıya order no. Order no'da 1, 3, 5, 982 girin. Fark etmez sizin MES yazılımınızda stok sisteminizle alakalı bir şey. Ya da ERP'den bunun nasıl görmesini istiyorsan. Buna bir de ERP, SAP bağlarsan SAP buradan veride çeker. Gerçek zamanlı. Oradan çekmez de. SAP'nin orada, yani otomasyon piramidinin tabanıyla SAP'nin işi yok. Bunlar SCADA'ya kadar geliyor, en babası buna kadar geliyor. SAP de buradan çekiyor. Şimdi buna artıya bastığım anda bu siparişi şak diye buraya aşağı atması lazım anında. Burada da order no, customer, bu arada bir yerlerde customer vardı, ben customer girmedim. Niye girmedim? Bir de bir yerlerde customer vardı arkadaşlar, onu kaçırmış olabiliriz. Yani Ahmet Mehmet sipariş verdi diye bunu giriyorsun. Neyse, customer, position, bakın position. Position dediği o sırada şurada, burada, burada diye gerçek pozisyonunu görüyorsun. Quantity, bir tane verdik ama biz buradan adedini artırıp 78 tane de verebiliriz. Quantity'yi görüyorsun, şu kadar verilmiş, birinci üretiliyor. Bak şu an aktif, 7'si bitti, 8'inci de. Real time, bunu izleyebiliyorsun buradan gerçek zamanlı. Sonra işte product ürün ne şu? Planlanan ne? O anki durum ne? Started ne zaman başladı? Başlama zamanı, bitme zamanı, status, mevcut durum hepsini real time gerçek zamanlı izleyebiliyorsun. Olması gereken şu. Şuna artıya bastığım anda buraya bu geçiyor ve sisteme start komutu için aktivasyon düşüyor ve bu yanıyor. Siz buna start bastığınız anda imalatın başlaması lazım ve buradan da benim süreci görmem lazım. Bunu yeni versiyonlarda daha da görselleştirmişler. Şimdi bunu verdiğim zaman şurası yeşil olmazsa giriş kısmında da sıkıntı var. Yeşil olursa basarsak bu çalışacak. İkinci istasyona geçip kapak montajı yapmazsa, sadece release yaparsa yazmayı da yapacak. O istasyonda az önce gördüğünüz problemi çözmemiz lazım. Bir yerde bir problem var. Tamam. En azından başlangıç kısmını görelim.
Şimdi önemli olan şu. Siparişi verdiğim an yeşil ışık yanacak mı orada? Şunu artıya bastık. Yeşil ışık yanmadan haldır haldır verdi. Çünkü biz baştan başlamıştık. Şimdi bak birinci istasyona geldi. Yazdı. Okey. Şöyle. Ben start dedim. Buna bastı niye yeşil ışığa? Yeşil ışığı önceden verdi. Ben manuel bastım. Yapmasaydım onu. Buna çevirdikten sonra şuna basmasaydım starta. Benden start bekleyecekti bu kısmı. Starttan sonra gidecekti. Yani burada sorun yok. Yazdı da ikinci istasyonla ilgili sıkıntımız var. Bu mevzuyu çözmemiz lazım. Ama bakın release geldi, yazdı. Ne olacaktı onu söyleyeyim size. Sonra öbür mevzuyu çözmeye çalışayım ben. Ekranda yazıyor bakın. Order no 1. Customer Thailand. Order name yazıyor burada. Bunun sizinki bu daha yeni versiyonlarında şurada customer name yazıyor. Sizde order name yazıyor. Order name de aşağıda customer olarak yazmış. Okey bu. Yanında position 10 diyor bakın. Programı hatırlayın. 10 şey release yap. 20 mont kapak, 30 renk color check, 40 bilmem ne. Şu an 10'da. Yanında quantity bir tane sipariş verilmiş. Prodan ismi Layda. Şurada planlamanın zaman ne diyor? 29.09.2022-16.21.22. Bunun bilgisayarın saatiyle alakalı. Yan tarafta da started. Bu tarihte başladı. Finish it buralar boş. Bu böyle haldır haldır 5 tane sipariş verseydiniz, devam etseydi bittikçe bitenlerin ne zaman planlanmış, pozisyonu ne zaman bitmiş görecektiniz. Devam edenleri de görecektiniz. Eğer bu kısa uzun bir at olsaydı başlama zamanını, bitme zamanını görmeyecektin ama planlanan bitme zamanını görebilecektin buradan. Bu MES'ten çekip daha üst seviye programlarla bunu paylaşabiliyorsunuz. Yani tam da sizin istediğiniz işte o bol data endüstri mühendisinin yorumlayabilmesi için. Mekanik bir yani piramidin tepesi değil altınla alakalı problemler var şu anda. Onları çözmemiz lazım ikinci istasyonda. Elimle bir itsem acaba çözülecek mi? Bazen çözülüyor. Yok bak geldi şu an yazıyor okuyor görüyor musunuz? Okuyor okudu. Okuduktan sonra açılmadı çünkü şurada bir tane stopper var durdurucu. Durdurucu onu durduruyor. Normalde bu istasyon çalışsaydı bunu ondan sonra okuduktan sonra açacaktı. Gelip montaj yapacaktı ama şuralara bir bakalım şöyle. Acaba robotla mı alakalı bu? Dediğim gibi robot kısmına ben şu an bulaşmadığım için robot kısmıyla alakalı bir mevzu da olabilir. Bir de ben bunu robotu kapatıp müstakil deneyeyim birazdan. Şuraya parça vermediğimiz için olabilir mi? Emergency'ler şey. Yani ikinci istasyondaki alt seviye problemi çözdüğümüz anda olacak olan şu gelecekti. Ortaya gelip kapak takacaktı. Şuraya gelecekti. Bu da okuyacaktı bunu. Ha okey diyecekti. Bunun renk kontrolü yapılacak. Gelip şurada duracaktı. Renk kontrolü yapacaktı. Ondan sonra buradaki okuyup bunu International'a yönlendirecekti. İmalat bitecekti. Orada da takip edecektik biz. Şöyle yapacaktık bir de. Şöyle yapabilecektik. Bu Minimes'in şurada onu da göstereyim. Şu değil. Şu mu? Evet şu bakın. Minimes web service var. Web service'a girip herhangi bir bilgisayardan IP adresi girerek bu yazılıma müşteri olarak erişip oradan da siz bu siparişin takibini yapabilecektiniz. Kendi siparişinizi verdiniz fabrikaya. Fabrika sana izin vermiş. Girip aa bak benim siparişim daha imalat aşamasında şu an kapağa takılıyor. İzleyebilecektin sen de şuralara detaylara girmeden. Şimdi bu zannediyorsun bu arada arkadaşlar bunu çözmeye çalışacağım ama setin bütün olayı bu. Çok basit. Çok basit değil mi? Tık 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 kapak montajı gitti. Ne yapmışlar sizinkinde ekstradan? Burayı elle koyuyorsun. Kapakları elle koyuyorsun. Kapağı elle koymayıp bununla entegre etmek için burada start verdiğiniz anda robot buradaki parçayı alıyor, buraya koyuyor. Bitmiş parçayı alıp buraya besliyor. Burası boşken çalışmıyor çünkü burası. Boş diyelim. O siparişi verdiğin anda çünkü şu start butonuyla robotu entegre etmişler. Robottaki programda diyor ki şuradan parça start butonuna basıldığı anda kapaklı bir sipariş varsa parçayı bu ileri itsin. Burada kapaklar var şurada. Kapak geliyor buna. Şuradaki sensör bunu görünce robottaki program çalışıyor. Alıp montaj yapıp bir şey yapıp CNC'de buraya veriyor. Buradan buraya besliyor. Yani bununla da bunu entegre etmiş. Ama bunu ayırırsınız, elle beslersiniz. Tamam. Bütün olay bu. Bu tarafta da çok uğraşmanıza gerek yok. Kendi içindeki hazır program var.
Bütün olay bu. Şimdi bu mevzuları ben bir çözmeye çalışayım. Nasıl? Şöyle, ben bir kere bunun çalışmasını biliyorum. Oradan çalışmasını bildiğim için biliyorum, o bir. İkincisi, şu an burada problem yok ama şuradaki ışığın kırmızı ya da sarı yanmaması lazım, yeşil yanması lazım. Sizde yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor, sorun yok. Ama bazen sarı da yanıyor, kırmızı da yanıyor. Buradan takibi yapabiliyorsun, bir. Üçüncüsü... Ha? Yanıyor muydu? Evet. Evet. Şöyle zaten, buna basınca ya... Bu birinci istasyonla alakalı. Şimdi normalde manuelleri alıp... Şu işte... Buna çekip... Resetleyip... Resetlediğin zaman zaten bunu otomatiğe alınca bu yanıyor. Böyle olması lazım. Çektin. Reset. Bak, resetliyorsun, çalışıyor. Bunda bir problem var. İkinci istasyonda bir problem var. Ona bir bakmam lazım benim. Niye çalışıyor bu durduk yere resetleyince? Q1 yanıyor. Şimdi bunlar genellikle bir yerde bir sensörün bir şeyi çıkmış oluyor. Basit bir şey oluyor. Basit bir şey oluyor ama çok böyle sistem uğraştırıyor. Onu çözmemiz lazım. O çözüldüğü anda bunun devamını göreceksiniz. Tık 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 diye. Aral Üniversitesi'nde daha bir tık üst versiyonu var. Orada da gayet güzel çalışıyordu. Orada gittim, son gün çıkacağım artık. Oradaki laboratuvar teknisyeni var orada. O kurcaladım, burada bir şeyler oldu. Ondan sonra orada da çalışmıyor. Bir tur çalışıyor. Bir tur çalışıyor. İkinci siparişi vermiyor. Komple enerjiyi kesip bütün sistemi baştan açman lazım. Baştan açıyorsun. Onda da bir tur çalışıyor. Tam ertesi günde şeye geleceklermiş. Ona bakmaya geleceklermiş sahipleri falan. Ya bunu diyor, ben ne yapacağım diyor. Her seferinde komple baştan mı açacağım, kapatacağım. Zamanım yoktu. Ona da bakamadım. Dedim ya kesinlikle İkinci istasyondaki şuradaki sensördendir. Onu takip et. Bu arada onları şöyle de takip edebiliyorsunuz. Heh, bak, üçüncü istasyon çalıştı şimdi. Elimi değdirdim. Dur. Nerede bizim şey? Kırmızı nerede? Elimdeydi. Başka bir yer mi? Bakalım onu görecek mi? Zannetmiyorum ama. Bak, okuyor şu anda. Ama aradan yaptığımız için hiçbir şey yapmadı. Ne oluyor, bu nereden çıktı falan diyor şu anda. Şaşırdı iyice. Ama o okuyacaktı. International'a ayıracaktı. Bir önceki de okuyacaktı. Şu. Bir önceki de okuyacaktı. Şurada. Sonra bırakacaktı şuradan falan filan, yollayacaktı. Şu bir önceki okuması şu. Renk kontrolü yapılsın mı yapılmasın mı? Şu yapıyor renk kontrolünü. Biz renk kontrolü yapılsın bilgisi girdiysek şurada durduracaktı onu şurada. Şu renk kontrolü yapacaktı. Ama renk kontrolü yapılsın bilgisi girmediysek biz buradan haldır haldır devam edecekti. Geçtiği yerlerde zaten görüyorsunuz bak. Şu bunun altına gelince de yazma yaptı, okuma yaptığını görüyorsunuz. Peki şimdi, öğrencileri ne boyutta buna dahil etmek lazım? Onlar sadece izleyici mi olacak, yoksa ne yapacak öğrencileri? Ya şöyle, şunu demeye çalışıyorum işte. Elektrik elektronik mühendisi, kontrol mühendisi gibi bir bölümde bunu gösteriyorsan bir tur döndürdüğün zaman yeterli. Ne yapacak yani? Öyle bir şey. Hani burada gelip ben buradan sipariş vereyim, ikinci siparişi vereyim, çok mutlu oldum demesinin bir anlamı yok onun. Buralara girmesi lazım. Şimdi mesela bu problem var. Ben onu çözmeye çalışıyorum. O öğrencinin bunlarla uğraşması lazım. Alt seviyelerle. Ama şimdi endüstri mühendisindeki öğrenci. Bir kere teorik anlatıyorsunuz bunları. Bütün o sistemi görüyor işte. Bak, üstten sipariş verdin, data çektin, RFID, oradaki teknoloji şu var, bu var, robotla entegre etmiş. Gerçek olarak bir görüyor. Yani bir demo yapmak lazım. Siz yapacaksınız demo. Motivasyon bağlamında böyle eli de değerse buna iyi olur. Gelsin, bir baksın, anlasın, buradan bir sipariş versin. Öbür tarafta da Smartbox'tan hazır programı açsın. CNC'de program açsın. Açsın ama olan programı açsın. Şimdi bunun ötesinde pek bir şey yaptıramazsınız. Ne yapacaksınız ki? Ne yaptıracaksınız? Yardımcı sistemler ya bunlar. Mesela bant anlatıyorum ama bantı hayatında görmemiş. Şey, videodan gösteriyorum. Onu görecek. Dediği gibi hocamın sensörü görecek. Hem optik sensör var, hem RFID var. İzleyici olarak yani. Evet, izleyici olarak o da güzel.
Ondan sonra robotik sistemlerden ve jointlerden falan bahsediyoruz. Onu böyle görebilir. Hani elimde jog modunda hareket ettirirsem mesela eksenleri gözünde canlanabilir. Çünkü robot deyince insanların aklında şey uyanıyor. Evet. Öyle bir şey uyanıyor. Ve CNC sistemlerden bahsediyoruz. Mesela tablosudur, işte meclisidir, vücudur falan, onların hepsini anlatıyor. Ama görürse, hani stajda da görmediyse çocuğun aklında uyanmıyor. O önemli. Kodunun nasıl bir şey olduğundan bahsediyoruz, işte G kodundan falan, ama sadece resim gösteriyorsun çocuğa, hani orada görüyoruz. Şu an biz aldığımız eğitim gibi bir şey olacak. Aynen, ben evet, her evet. Hafta bunların ne olduğunu aslında anlatıyorum, ama burada canlı canlı görmek bence daha eğlenceli. Ama daha çok dahil edilebilir mi? İşte daha çok... Evet, evet, başka alanlarda. Şimdi yani endüstri mühendisliğinde daha fazla başka bir yere dahil etmenin bir anlamı yok. Yani ne yapacaksınız? Ben bunları ne yaptırıyorum? Commissioning yaptırıyorum mesela, elektrik, mekatronik öğrencisini. Mekatronik öğrencisini commissioning, devreye alma. Devreye alma şu, komple söktürüyorum bunları. Planına göre bakıp bağlantılarını yapıyoruz. Mesela şunu gösterebilirsiniz belki siz, sökmekten ziyade input output dediğimiz mevzu var ya. Şimdi PLC'lerin üstüne bakın arkadaşlar. Bu arada ben bu problemin nereden olduğunu çözmeye çalışırken de şurada ışıklar yeşil yeşil, şurada kırmızı bir ışık yanıyor. Mesela bununla alakalı olabilir. Bir bakacağım ona. Bakacağım. Bu RFID ile alakalı. Ama RFID ile alakalı bir şey olabilir. Burada yok o. Şunu göstereceğim. Bu bir tık geride durursanız herkes daha iyi görür. Siz de göreceksiniz. Şu PLC'ler endüstriyel PC. İçinde RAM'i, ROM'u, hafızası, işlemcisi var. Ben bütün sistemin tabanından bahsederken ne dedim? Şeyler var. Input'lar var. Output'lar var. Algılayıcılar var, sensörler. Algılayıcı deyince hepsi yanar döner olması gerekmiyor. Bakın burada mekanik bir switch var. Yani gelip bir şey oraya dayalınca diyor ki bak burada parça var. Bu da algılayıcıdır. Algılayıcılar var, iş yapan elemanlar var, aktüatörler, output'lar. PLC'lerle, sizin PLC dediğimiz elemanla yaptığınız iş şudur. Input'tan aldığınız bilgilere göre output'ları kontrol etmek belli bir yazılımla. O. Dolayısıyla bu sistemlerde PLC'ye bağlı input output'ların o andaki condition'larını siz böyle üst seviye yazılımlardan bakmadan da PLC'nin içerisinden görebiliyorsunuz. PLC'nin içerisine herhangi bir program yazmadınız. Kabak gibi sıfır Siemens'ten aldınız, geldiniz, bağladınız. Dümdüz kablo bağlantısını yaptığınızda da görebilirsin. Onu yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Bakın bu PLC sadece burayla bağlı. Bu PLC sadece burayla bağlı. Bu PLC sadece burayla bağlı. Diyelim ki siz ortadaki PLC'de problem, yani sistemde problem var. Bakıyorsun sistemin input output'larına. Üstündeki bunlar, bunları açarsanız içinden kabloların sisteme bağlı olduğunu, bunların her birinden, bakın görüyor musunuz kablo bağlantılarını? İçinde input output'lar. Bunlar bu kablolarda içeriden nereye bağlı? Şöyle anlatayım size. Şuradan çoklu kablo grubu gidiyor şunlar. İçeriden onlara bağlı. Bunlar da buraya bağlı. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsunuz siz? Şu ünitenin girişinde diyelim bakın şu bir sensör var. Şunu görüyor musunuz? Kırmızı ışıklı şu. Bu sensörü oraya bağlamış oluyorsun input kısmına. Ama hangisi bilmiyorum ben. İçinde yazılım olmasa da bağlamış oluyorsun. Sıfırsa aldın, bu bağlantıyı yaptın. Elektrikçiye yaptırdın. Şimdi bakalım. Bir ışık yanacak, sönecek muhtemelen. Şuna elimi sokunca. Bakalım. Evet, yandı. Şu orta üstte. Evet. Şu, o zaman demek ki şu hemen baştaki sensör ikinci istasyon için part available sensörü. Yani iş parçası buraya geldi, hazır sensörü. Şimdi bakıyorum. Şu an çıkış yok. Elimi sokuyorum. Çıkış var. Çektim. Demek ki bunda fiziksel bir sorun yok. Yani sizin şurada ışık görmeniz bu sensörün çalıştığı anlamına gelmez. Bu arka taraftan sensöre bağlı. Sensör kabloyla buraya bağlı ama belki bağlı olmayabilir. Alt taraftan bir kopukluk olabilir. Siz buradan buna bakıp ha bak burada problem yok diyebilirsin. Devam edelim. Ha? Bir yöntem çözemeyebilirsin. Fiziksel olarak bakıyorum. Öğrencilere de şeyi gösterirsiniz. Yani bakın input output'lar bu bunu kontrol ediyor. Ama üst seviye haberleşmeye geçtiğiniz zaman daha üst seviye yazılımlarda otomasyon piramidinin tabanındaki input output aktüatörlerle ilgili bir şey göremiyorsunuz siz. Siz bunlara erişiyorsunuz.
Bunlar bunlara erişiyor. Tepedeki ERP, SAP de buna erişiyor. O yapıyı anlatmak açısından güzel bir şey aslında. Bunları da gösterebilirsiniz. Bakalım mesela şimdi ikinci istasyona. Bu buymuş. Şimdi sıradan şurada bir sensör daha var. Şu. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi elimi sokacağım oraya. Evet. Orada da sorun yok. Sonra bakalım başka nasıl sensörler var burada. Şurada bir sensör var. Orada da problem yok. Şunun başında bir sensör var. Evet. Ha bakın. Diğerlerinden farklı. Sönük. Şimdi yanık bir sensör var. Yanan sensörü. Şimdi o zaman şu. Karşılıklı iki tane sensör verisi ayrı. Bir taraftan ışığı öbür tarafa yolluyor. Light bariyer, ışık bariyeri oluşturan sensörler. Bunlar güvenlik amacıyla da kurulur. Otomatikman çıkışı bir. Araya cisim girdiği zaman çıkışını sıfır yapan sensör. Mesela tersi olabilirdi orada. Bakardınız kataloğuna, aa burada problem var, ters bağlanmış diyebilirdiniz. Burada da sorun yok gözüküyor. Başka ikinci istasyonda nasıl sensörler var? İkinci istasyona bakalım. İstasyonun çıkışında bir burada ışık bariyeri var. Bakalım. Evet, orada da bir şey var, sorun yok. Başka? Nerede var sensör? Şurada bir manyetik sensör olacak. Şunun pozisyonu ile ilgili var mı bilmiyorum. RFID'yi bir check edelim. RFID oraya bağlı mı bilmiyorum ama nerede bizim şey? Yine buraya mı koydum? Şununla ilgili bir şey olmayabilir. Bir deneyelim. Bunu zaten okuyamazsınız öyle muhtemelen. Bir ışık değişmedi değil mi? Çünkü bunlar gibi konvansiyonel proximity sensör değil bu. Konvansiyonel proximity sensörler sadece bak benim karşımda eleman var yok bilgisini verir. Yani çıkışı kabloda sadece artı 24 volt vardır ya da 0 vardır. 24 0. 24 gelince görüyorsunuz, yoksa görmüyorsunuz. Bunlar öyle değil ama. Bunları kontrol eden giriş çıkışını gördüğünüz şeyler bunlar. Dolayısıyla buraya bakacaksınız. Bu RFID sensörler için şuna bakacaksınız. Ben bunu buraya sokunca burada TP1 diye bir şey var. İtiyorum TP1 yanıyor. Ama önündeki CMD1 kırmızı. Şundaysa CMD1 sönük, TP1 de sönük. Şunda da CMD1 aktif. Sokunca TP1 aktif oluyor, CMD1 sönüyor. Bak şimdi bu da kırmızı oldu. Bu da kırmızı. İki defa soktum, kırmızı oldu, şey yoktu. Bunu bir komple açıp tekrar kapatayım. Yani buralarda RFID sensörleri buradan bakabiliyorsunuz. Onun dışında mesela indiktif sensör 3. istasyonda. Bakın indiktif sensöre elimi değdiriyorum, bir şey yanıp sönmüyor. Ya sönüyor da yanlış yer yönüyor. Bir dakika. İndiktif sensör. Şuradan. Yok değil mi bir şey? Bakın şimdi kırmızı. Herhangi bir şey yok. Çünkü indiktif sensör ne yapıyordu? Sadece metali algılıyordu. Siyahı denemeyeceğim, metali deneyeceğim bakın. Zaten burada şak diye yandı. Başka bir metal sokarsanız da yanar. Anahtarımı arıyordum zaten, sizinkini alalım. Sokamıyorum anahtarı. Evet. Ama başka bir şey, parmağımı deneyelim. Görmeyecek. Okey, bu sensörde de problem yok. Retroreflektif sensör demiştim, hatırlıyor musunuz? Optik sensör, alıcısı vericisi bir yerde reflektörden yansıyor. Şurada bir sensör var. Şurada. Karşısında reflektör var. Şurası bir reflektör. Yani buradan ayırdığınız ve buraya giden parçaları sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Işık bariyeri reflektörden yansıyor. Geçtikçe sayıyor. AVM'lerdeki merdivenlere geldiğiniz zaman merdiven kendi çalışmaya başlıyor. Genelde orada bir tarafa retroreflektif sensör, karşı tarafa reflektör koyuyorlar. O da bakın şuradan. Orada var mı bir hareket? Var. Burada da görebiliyoruz. Evet, yani inputların şu anda fiziksel bağlantısı var mı yok mu? Bir yerden öğrenci kabloyu çekti mi? Sıkıntı var mı? Onun testini yapıyoruz. Burada sorun yok. Outputlara bakalım. Bir var mı değişiklik? Ha, o da input aslında. Neden biliyor musunuz? Bunun, bu elektrik motoru. Elektrik motoru burada mı? Yani döndü bunu kapattı mı? Geride mi? Bunun algılanması için şu siyah kabloyu, şunu görüyor muyuz?
Şuraya incecik bir sensör koymuşlar. Bu da indüktif sensör. Bu buraya değince şu metal bunun önüne geliyor. Hop diyor ki kapalı. Diğer türlü farklı. Bu arada ikisi de metal. Bakın şu metal. Bu da metal. Ama öyle bir kalibrasyon ayarı yapıp küçük sensör seçmişler ki bu metali şu an görmüyor. Belli bir çünkü uzaklıkta. İndüktif sensörler 0.5-0.6 mm mesafelere kadar algılama yapar. Sensör çapı küçüldükçe daha yakından algılar. Şu anda şuradaki indüktif sensör bunu algılamıyor. Ama şu parça daha aşağıda. Hop onu algılıyor. Burada da aynı şekilde. Aşağıda da yanıyor değil mi PLC'de? Dolayısıyla burada da problem yok. Bakın burada problem yok. Burada problem yok. Şu indüktif sensörde problem yok. Renk sensöründe de problem yok. Görüyorsunuz. Üçüncü istasyondaki konvansiyonel proximity sensörlerle ilgili bir derdimiz yok bizim. Birinci istasyondaki konvansiyonel proximity sensörleri bir de şöyle ölçeriz. Silindiri ileri aldığım zamanki manyetik sensör yanar. Bir de bakın iş parçası bitti mi bitmedi mi? Şimdi bakın birinci PLC'ye bakın. İçerisi boşsa biri sönecek muhtemelen. Ya da yanacak. Yandı. Evet. Yani boş diyor şu an. Evet olabilir. Olabilir. O Q1'ler var ya onların hepsi bağımsız. Program yazarken istediğin görevi atayabilirsin. Yani yeşile basınca start veriyor ya. PLC'de o yeşile basınca start desini atamışlar. Siz mesela oturursunuz PLC'ye program yazarsınız dersiniz ki orada yeşil tuş var ama beni ilgilendirmiyor. Buradan parmağı sokunca çalışsın dersiniz. Yeşil butonunuzun hiçbir önemi kalmaz. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir de 2'yi deneyelim öyle. Şunu koyalım. Kapak. Şimdi. Söndü mü? Bir dakika dur. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Çalıştırmayın. Bir şey yapacağım. Bir bakın oraya. Kübir yanıyor değil mi? Bakın şimdi bir dakika. Mevzu içi özlük dedim ya. Kübir yanıyor mu hala? Ay çok uğraştırıyor beni bunlar ya. Sensör burada arkadaşlar. Sensörün dibine kadar giriyor bu. Sensörün açısından dolayı tam görmemiş. İşte böyle biraz oynayacağız düzelecek. Genellikle böyle dandik problemler oluyor yani bu işler. Evet olsun da dandik olsun. Şimdi bunu da şuradan alyan var. Hocam bütün bu sistemler küçük. Alyan ya da o yıldız anahtarla bunların içinden çıkan yoksa bir tane sağ açı tornavidanız olsun kenarda. Onlarla böyle müdahale edebiliyorsunuz. Bakın. Aman. O şey için sensörler için. Ha? Alyan yok değil mi? Yoksa elle, şuradan alyanla azıcık gevşeteceğiz. Şunu biraz çevireceğiz çözülecek iş. Yok. Yan tarafta var yani. Tamam. Şimdi yine yandı. Tamam biz şey yapacağız. Bak parmağı elime tutuyorum şu an sorun yok. Böyle yaparsak çalışır. Ya otomasyon yapıyoruz. Otomasyonu evet. Manuelleştiriyor. Şey, yana bakalım mı? Yanda bir sürü alyan vardı. Saat de 5 çeyrek geçiyor. Bunu bir kandırarak çalıştırmayı deneyelim. Yarın bakalım onu. Vakit kaybetmeyelim tamam, diye diyorum. Tamam. Hocam gel gel hiç uğraşma. Biz böyle bir deneyelim bir kere daha. Yani Melike hocama sensör şey yaptık. Evet. Torna freze, takım değiştirmeye kaç gündür. Sizin mekatronikçi yapacaklar yakında. Evet. Şöyle biraz elimle biraz zorlayayım. Dur. Bir dakika şimdi şöyle mekanik zorluyorum. Evet. Elimle biraz zorlayarak sensörü aşağı indirdim. Şu an görüyor. Görüyor. Şöyle yapalım. Bir daha da bizim her şeyi resetleyelim. Şunu da çevireyim. Çünkü oradaki parçayı yapmaya çalışacak şu anda. Çünkü RFID de şaştı kendini. Komple enerjiyi keselim. Baştan çalıştıralım. Tamam. Her şeyle uğraşıyorum.
Tamam. Kırmızı 3. sırada. Normalde fold yapması lazım. Ben bunu ilk sıraya alayım yine. Yani problem çıkarsa siz çalışırken çok büyük ihtimalle bunun üzerinde hassas sensörler var. Şu sensörler hep hassas sensörler. O problemin olduğu yeri bulun. Oradaki sensörlere bakın. Çok büyük ihtimalle sensörlerle alakalı bir şey çıkacak. Bu tamam. Kapaklar orada. Birkaç kapak koyalım. Şimdi bu da tamam. Şimdi. Şimdi bunları silebiliriz aslında. Sileyim. Şöyle seçip silebiliyor muyuz? Yok. Çöp var ama. Ah, refresh dedik gitti. Tamam. Şimdi bir saniye şöyle yapalım. Baştan yapalım bütün işi. Hadi yavrum saçmalama. Şimdi. Tamam. Start vereyim mi? Vereyim hadi. Burada problem yok. Dönüyorsun arkadaş. Heh, tamam dur öyle. Hah yandı şu an. Evet sorun yok. İkinci istasyondaki tek problemimiz oymuş. Sensörü biraz döndürdüm. Sensörü biraz döndürdüm, iş çözüldü. Şimdi 1'e gelelim. Evet, güzel. Start da vermeyeceğim. Bir order verelim oradan. Start verirsem, buradan sildik ama bazen PLC'nin hafızasına kalıyor. Bunun değil. PLC'nin hafızasına kaldığı için eski sipariş çalışmaya başlıyor. Bir deneyelim. Çalışmadı, güzel. Biz siparişimizi verelim şuradan. Şimdi şu anda... Şu siparişi verdiğim anda çalışması lazım. Hadi. Hadi ilerler. O niye gitmedi? Bir dakika. Ben buradan bir şeye dokundum az önce galiba ondan. 2'yi çözdük. 3'ü çözdük. Şu an bir de problemimiz var. Gidiyordu. Niye gitmiyor şu anda? Manuel götürsek? Götürelim. Yazdı. Geldi. Gördü. Hadi. Yaz. Git. Ya. Dünya gözüyle full göremedim yani. En çok bunu merak ediyordum. Bu niye böyle oldu ya? Bir daha şey yapalım. Hocam son kez komple kapatacağım, açacağım. 2'yi çözdük ama. Tamam. Şimdi 1'e bakmamız lazım. Ay ne gıcık sistemler değil mi? Tabii ha yani. Yok insana ihtiyaç yok. Bir sürü teknik elemana ihtiyaç var. Kalifiye teknik ama. Eskiden neydi? Kabloyu bağla. Motoru sök. Onu oradan çek. Şimdi. Ay. Şunu kapatayım. Komple çıkayım. Bağlantıları da keselim. Bunlara da basalım. Enerjiyi de keselim buradan. PLC'yi. Bilgisayarı da kapatayım. Restart diyelim. Hadi ya. Son kez. Oldu. Evet, olmadı gidiyoruz. Shutdown restart. Olmadı artık yarın gelince bakarız. Evet. İşin özünü anladınız ama. İşin özü şu. Bu işlerle uğraşıyorsanız problemden kurtulamıyorsunuz. O yüzden fabrikalarda karanlık fabrika dediğimiz olay yok arkadaşlar. Karanlık fabrika işçi olarak olmayabilir ama bir sürü... Evet, şu işlerle uğraşan... Ha, bu da şu. Şimdi mesela çok güzel sistemi kurdun. Mekanik bir şey olma ihtimali çok düşük. Bu sefer ne oluyor? Başka bir üniversitede o MES yazılımıyla ilgili sürekli çarpı çarpı problemler, yazılımsal problem çıkıyor. O zaman uzaktan erişimle, buraya gelmeden girip orada bir sürü şeye, koda, ona buna bakıp müdahale edecek insanlar lazım. O da sizden şuraya doğru galiba paslanıyor olay. Şimdi...
Bu tekrar açıldı. Biz buna da enerji verelim şimdi. Hafızadan saçmalıkların gitmiş olmasını umuyoruz. Umuyoruz. Bir kendine gelsin PLC'ler. Ay. Ben bir ara arkadaşlar size... Sizin burada pneumatik setleri var değil mi? Pneumatik hidrolik öyle bir şeylerden bahsediyorlardı. Meslek Yüksekokulu'nun galiba. Varsa onların eğitimini de verebilirim. Oraya geçelim. Onlar çok güzel. Hortumu takıyorsun. Mekanik tık 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 çalışıyor her şey. Böyle dertlerimiz yok yani. Yani. Evet, şimdi kendine geldi mi onlar? Input output'lar. Tamam. Şimdi emergency'lerimiz basılıydı. Basılıydı değil mi? Tamam. Aynen. Böyle kalsın bu. Emergency'ler basılı. MAS'i açalım. Aynen baştan yapalım. Şimdi. Konfigürasyon üstteki miydi ya? Communication tool'a bakalım. Evet, şuna bir refresh, lokal, okey. 3 istasyon. IP'lerini verdik. Belli standart. Tamam. PLC'lerle bağlantı derdimiz yok. OPC server'a bağlandı. Diğerleri de bağlandı. Haberleşme arayüzümüz tamam. En alttakiydi galiba minimesimiz. Evet, en alttakiydi. O. Minimesimize girdik. Evet, şimdi. 3 istasyon kullanacağız. Birinci istasyon ne diyor burada? Virüs geç. Sırayla. Stock Manager. Evet. İkinci istasyon montaj, joining, birleştirme. Üçüncü istasyon sorting. Bakalım, ping atalım. Sorun yok. Sorun yok. Product Configuration'a geçip yeni konfigürasyon yapmıyorum. Şu LIDA'ya gelelim. LIDA'mız zaten burada. Order Management'a geçebiliriz doğrudan. LIDA'yı tıklayalım. Atalım buraya LIDA'yı. Order Name. Çin olsun. Çin. Çin. İyi giremiyorum ki ya şimdi. Ne? Aa. Ha. U.S. United States kalsın. USA mı olsun? UK de olabilirdi. Madem UK. Olacak. Ben UK diyeyim. United Kingdom diyeyim. UK. Evet. Bir tane olsun. Ha, şimdi start diyeceğiz ama şunu önce halledelim. Kamera çekiyor musun? Çekiyorum. Ya yine çalıştın arkadaş. Ha, durdun. Tamam. Bir dakika. Start. Ya bakın şu anda 3 ve 2'de hiçbir problem yok. Pneumatik hava da var, hiçbir problem yok. Bir bize arıza çıkartmasın ya. Hadi çocuğum ya, lütfen şunu dünya gözüyle görsene. Sarı niye yanıyor? Manuele geçince otomatik. Hah, yeşil yandı. Şu an bir problem yok. Hadi. Yeşile de basmayacağım, order'ı vereceğim. Hadi. Tamam, şimdi basmadığım için start bekliyor. Start önceden bassaydım direkt başlardı. Şimdi konveyör az önce niye çalışmadı ya? Şimdi çalışması lazım. Çalıştı. Yazdı. Devam et. Gitti. Hayda. Hadi hava kaçırıyor bir yerde. Dur, fiziksel bir problem. Hortum. Hortum boşta ya. Nerede bu? Bunun öbür ucu nerede? Şöyle. İndi de sonradan yaptığımız için böyle şaştı. Bak gördünüz mü? Sensör, hortum. Şu an problem yoktu yani, çözdük. En azından setiniz sağlam, onu gördük yani. Şu sette problem yok. Hayret bir şey ya. Ne güzel de durmuştu. Şimdi bunu... Kaldığı yerden devam eder mi acaba burada resetlesek? Tutmuş da şu an bak, vakumlamış. Geri çıkması lazım. Ay. Normalde bunu yapmak lazım. Böyle bir durumda sağdaysan sen bunu yapman lazım. Şimdi bunu böyle yapıp resetlesek kaldığı yerden devam eder mi? Kaldığı yerden devam etmiyor. Baştan şey yapmak gerek.
Kapar. Ya, şimdi onu oradan alamıyoruz da galiba. Onu oradan alacağım, şimdi şaşacak kendine. Ya bu üretim imalat çok şey bir iş ya, sıkıntılı iş. Bunu oradan ben alayım mı ya, ne yapayım? Ne yapacağımı şaşırdım şu anda, dur bir dakika. Baştan böyle durumda, sahada böyle bir iş olursa emergency'ye basarsın. Kırmızıyı da alırsın orada. Kırmızı dursun orada. Kırmızı dursun, biz yeni sipariş verelim. Siyah, sırada ne var? Siyah mı var? Bir de siyah sipariş verelim. Bir dakika, siyah için product konfigürasyonu yapmamız lazım. Yapalım bir de product konfigürasyonu. İkinci sırada siyah var. Black. Evet. Yine kapaklı olsun. Tamam, o. Aa, geçmiyorum, vazgeçmiyorum. Renk, bunda renk kontrolü yapılmasın. Ne national olsun? Basic olsun. Basic bir şey olsun. Product. Amy. Amy. Black. Amy. Okey. Bunu attı. Amy burada. Order management'e gidip Amy'yi seçip Amy'yi atıp bak, ama ikinci sırada bu Amy. Tamam. Bundan da bir tane order no 2. Bunu UK değil de bunu USA istediniz bizden. Bunu da okey dediğim anda attık. Ama her şeyi emergency yapmıştık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Start. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Duracak şimdi o. Bunu yaptık. Start. Sorun yok. Bir şey yanıp sönüyor. Dur bakalım. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Şunu yaptık. Şimdi acaba normalde kaldığı yerden devam etmesi lazım ama siyah mı üretmeye çalışacak? Evet. Gitsin. Öbürü de boşa gidecek o zaman. Fault'a. Fault'a gitti bak kırmızı. Kırmızı fault'a gitti. Şimdi national hangisiydi fark etmez. Birinin kapanması lazım. O zaman international buydu. Metalik gri geldi. Aa, bizim daha ilk ürün gidiyor. Şöyle. Fault'a attı hepsini. Ben dedim ya size. Sistemi şu anda fiziksel olarak tam çalışır hale getirdik ya. PLC'ler kendi hafızasında tutuyor siparişi. Biz 3 tane sipariş denedik şu anda. İlkini de yolladı. Şu an start diyeceğiz, bir şey yapmayacak. Bak o durdu şu anda. Niye durdu? Parça, iş parçası bittiği için. Yeni iş parçası ekleyelim. Yeni iş parçası ekleyelim. Siyah. Siyah. Şimdi bakın siyah. Gitti mi ışık? Başta gitti. Tamam. Kırmızı. Metalik gri. Kapağımız da var burada yeterince. Koyalım 3 kapağı da. Robot çalışmıyor bu arada. Robotu buradan açıp robotu da otomatik modu alıp robotun programında çalıştırdığınız zaman start'a basınca robot da burada çalışmaya başlayacak. Burası bitince, çünkü mesela şuradaki kapaklar bitti ya. Kapaklar bitince bu sistem ikinci istasyonda çalışmaz. Elle kapak koyman lazım. O gibi durumda robot buradan buraya koyup getirip koyuyor. Onu da yarın denemeye çalışırız. Şimdi bizim siparişler tamamdı. Şu an bir şey olmaması lazım. Buradakilerin durumunda ne diyor? Bak not okay yazıyor zaten. Status not okay. Problem oldu diyor bunda. Öbürü finish it. Bak iki sipariş bitti. Tamam. Şimdi şurada niye ayırmadı? Çünkü şeyi bilmiyorum ben. Bizim daha önceki gittiğim yerlerde bunlara yazı yazmışlar. Birine not yazmış, birine int yazmış, birine fault yazmış. Hatırladığım kadarıyla burası fault'tu. Bunlardan biri national, biri international'dı. Sizlerde bunların ikisinde de bir hareket olmadı. Hepsini fault'a attı. Ama bitirilmiş olarak attı. Not okay olarak atması lazım. Niye öyle attı? Zırt pırt müdahale ettik biz. Bir problemler var. Bu arada bakın şurada kırmızı yanıyor hatırlıyorsanız. Şu an yanmıyor. Fault'a atmasını da gayet iyi anlıyorum. Çünkü her birine bir parmakla müdahale edip RFID'nin oralarına buralarına soktum ben onu. Okutturdum. Okutunca şaştı yani kendini. Şu an bak o kırmızı hata da gitti. Şu anda ben sipariş verdiğim zaman sıfır hatayla yapması lazım. %99 eminim. %99 eminim. Güven herhalde. Çok bayağı. 99 çok iddialı da. Kaçtı o? P005 miydi? Neydi? Evet. Şunu bir silelim. Böyle silebiliyor muyuz? Böyle mi yapıyoruz? Refresh. Bir daha refresh. Duruyor. History'den görebiliyoruz bunları. Order history. Biz dönelim. Bir tane aktif var burada. Yok. Finish it. Finish. Tamam. Finish. Bitmiş bunlar. Dönelim buraya. Order management. Ama bunların
burada gözükmemesi lazım. History de gözükmesi lazım. Okey, ben bir daha ne var sırada? Siyah var. Şu siyah değil miydi bizim Amy? Amy siyah, Layda kırmızı. Şunu silelim. Bir dakika, şunu sileceğim. Bunu nasıl siliyorum ya? Bir dakika, configuration. Bunu silebiliyordum ben. Böyle seçip sağ tıklayınca olmuyor. Öyle değil de. Eksi diyorduk. Eksi. Configuration da belki silinir. Product ya. Order tree. O da sürükleme olabilir mi? Olamaz. Valla gözüm de böyle seçmiyor ama neyse. Bu olsun. Artı yap. Eksiye tıklayalım. Artı yaptım. İki tane. Artı yaptım ama herhangi bir start vermedik. Herhangi bir start vermedik. Start da istemedi. Bir saniye. Dur. Ay. Şunu silebiliyor olmam lazım. Silmiyor ama. Ha, attı emeği bir de. Şimdi attı değil mi? USA'ya sipariş vermiştik. Pardon. Reset de vermiyor şu anda. Reset yemiyor. Niye yemiyor reset? Üçüncü istasyon reset yemiyor şu anda. Niye yemiyor? MS'i kapatacağım. Bir daha açacağım. Ay. Arkadaşlar yani bayağı bir eğitim oldu. Problemsiz eğitim yok. Hep eğitimler böyle. Şuraya. Alttaki. Bir daha baştan yapalım. Bunlar da siz uzmanlaşırsınız zamanla. Bir dakika, sistem configuration. 3 tane ekledik. Stack magazin, joining. Şu. Tamam. Product configuration. Sırada ne var? Siyah var. Siyah. Black. Kapak tak. Renk olsun, international olsun, product name 1-2-3, artı, geçtik buraya, 1-2-3, 1-2-3'ü buraya atacağız. Ha, şu an silindi şurası, tamam 1-2-3'ü attık. Order name 3-2-1, saçmalıyorum iyice, artı, ama bir dakika bunu... Evet, şimdi geliyor. Sipariş geldi. Daha önceden hafızada bir şey kalmadıysa adam akıllı çalışması lazım bunun. Çalış. Yine birinci istasyondaki o tantana. Niye bu tantana? Bir yerlerde bir şey görmüyor. Birinci istasyonla ilgili bir problem var. Bırakalım, tamam. Ay. Teşekkür ederim. Birinci istasyondaki... Parça gördük yani. Gördünüz. Bir şu tamamını göremediniz yani. Evet. En son açacağım video, tamamını göstereceğim size videoda. Yani. Şimdi bakın. İkinci istasyonda sensörle ilgili çıktı. Sonra RFID'ye önünden 2-3 defa geçirdiğimiz için problem çıktı. Çözdük. Birinci istasyon normalde çalıştı. Çalıştıktan sonra ben buradan işi çözmek yerine oradan parmakla müdahale ettim. Gördünüz değil mi? Şuradan bir şey yaptım falan. O bozdu işte şeyi. Bu çıkmasaydı olacaktı. Yani böyle manuel müdahaleler de şaşırtıyor bunu. O yüzden komple kapatmak, yani MES'i kapatıp, bilgisayarı kapatıp, PLC'leri de kapatıp, enerjiyi de kesip, sonra tekrar açtıktan sonra problem çözülecek. Evet. Ama şimdi bunu bitir döndürseydik, gidince bayağı rahat uyuyacaktınız gözlerine. Bakalım ne olacak? Nasıl? Öyle mi yapalım? Evet. Vallahi işin özünü öğrendiniz zaten. Bir sıkıntı yok. Rica ederim. İşinizi görür mü sistem? Evet. Yani güzel bir sistem. Sadece böyle döndürme olarak değil. Ben onları da yarın anlatayım size. Anlatmadığım kısımları. Sistem üzerindeki komponentleri tek tek anlatırsam. Hani öğrenciye
O detaylara da girerseniz hem zaman geçirme mi diyelim biz onu bilmiyorum ama yayabilirsiniz donanımı. Yoğun olmamış olur. Çünkü onlar da sahaya gidince şeyleri biraz terinleri de bilelim. Tabanda işi bilen ustalar o yönetici olan mühendisleri falan kandırıyorlar birçok şeyde. Ben onu anlatmıştım. Bir yerde eğitim verdim. Hep teknik koordinatör falan geldi eğitime. Bakımcılar çıktı etti. Sonra bakımcılar beni buluyor diyor. Hocam dedi şunlara niye gösterdiniz? Zırt pırt karışıyorlar şimdi. Eskiden karışmıyorlardı. Bir şey diyormuş geçiyormuş onlar. Şimdi donanımı da biraz tanıyınca çok spesifik olarak bilmeniz gerekmiyor. En azından size demezler ki bu hidrolik bilmem ne saçma sapan bir şey demezler. Onu yorumlayabilirsiniz. Bunun üzerinde hemen hemen her şey var. Yani elektrikli iş elemanı var. Sensör var. DC motor var. Step motor var. Pneumatik valve var. Yön kontrol valve var. Çift etkili silindir var. Şalter var. DC motor var. Pneumatik şartlandırıcı var. Selenoidli valve var. Yok yok. Yok yok yani. Tek tek hepsini bir tanıtayım yarın da. Çalıştırdıktan sonra önce bir çalıştıralım. O açıdan da verimli olur diye düşünüyorum. Ben... Video olayı çekiyoruz ya. Sıkılmazsanız izlersiniz. Tamam. En kötü ihtimalle YouTube'a Fatih Cebeci yazıyorsunuz. Oradan görürsünüz. Rica ederim. Rica ederim. Arkadaşlar ben de sabrınız için teşekkür ediyorum. Sonuca bir türlü vardıramadık ama o yüzden. Süreç odaklıyız. Güzel. Güzel. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.